hoş geldiniz, sapalar getirdiniz efendim. O aslında bir genel cerrah. Ben zorda kaldığım ve merak ettiğim her şeyi kendisine soruyorum. O da bana çok güzel ve anlaşılır bir dilde yıllardır anlatmaya devam ediyor. İstiyorum ki en zor bilinen konulardan birisi insülin direnci. Onu da bugün size de bana da yeniden anlatsın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doçent Doktor Çetin Altunal. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Hocam anlaşılır bir dille en iyi siz, yani ben öyle çok güzel anlıyorum. İnsülin neden var bizde? Neden insülin direniyor? İnsülin direnci nedir? Evet. Gerçekten bu konu önemli bir konu. Çünkü birçok kişiye hastaneye gittiklerinde insülin direnciniz var, şunlara dikkat edin deyip hastaları eve gönderiyorlar. Fakat burada ne yapacak hastalar, nasıl bir yol izleyecek, ne insülin direnci var, bunları ayrıntılı bilmek lazım. Öncelikli olarak insülin nedir? Pankreas bezi denen, midemizin arkasında yer alan bir bezden salgılanan bir hormon. Bu hormonun tek bir amacı vardır, kan şekerinizi düşürmek. Asıl bizim amacımız bu. Ne oluyor yani, kan şekeri düşünce? Şimdi niye kan şekerini düşürmek istiyoruz? Çünkü kanda şekerin belli bir seviyenin üzerine çıkması diğer organlara zarar verecektir. Bu birinci kısım. İkinci kısım, bu kandaki şekerin mutlaka hücrelerin içine girmesi lazım. Çünkü hücrelerin ana enerji kaynağı glukoz. Yani şeker. Eğer o şeker hücre içine giremezse o hücreler yeterince enerji harcayamayacaktır. Bu da bizim için halsizlik, yorgunluk gibi problemler oluşturmaya başlayacaktır. O yüzden hücreler ne istiyor? Şeker istiyor. Bu şeker nerede var? Bizim yediğimiz yiyeceklerde parçalanarak sindirim sonrası kana geçiyor. Aslında tuzu da yesek aslında içinde şeker var diye. Yani tuzu burada tabii ki içindeki tuz miktarı aslında burada ama burada karbonhidratları tabii sınıflandırıyoruz. Yani meyvede karbonhidrat, sebzelerin birçoğunda da karbonhidrat var. Ama bizim için asıl problem olan basit şekerler tabii ki. Nedir onlar? Mesela çay için kullandığımız şeker problemdir. Pasta, kurabiye gibi yiyeceklerin içindeki şekerler problemdir. Zaten karbonhidratların hepsi sindirildiğinde ortaya şeker çıkacaktır. Herkeste insülin var. Evet. Ve bir salgı salgılanıyor. Neden bazılarında sıkıntı oluyor? Pankreas bezimiz kanımızı gözlüyor. Burada şeker yükseldi mi diye bakıyor. Eğer şeker yükseldiyse insüline diyor ki ben seni gönderiyorum. Sen git hücrelerin kapısını aç, şeker içeri girsin. Mekanizma bu. Ne yapıyor insülin de? Salgılanıyor. İnsülin gidiyor, hücrelerin kapısını açmaya çalışıyor. Kapıları açarsa şeker de içeri giriyor ve kapıyı geri kapatıyor. Fakat insülin direnci dediğimiz durum ortaya çıktığında nedir bu? Özellikle vücudumuzdaki yağ dokusu arttığında yağ dokusunun salgıladığı yağ asitleri ve bazı interlökin denen faktörlerimiz var. Bunlar nedir? Bunların asıl amacı bizi korumaktır, vücudumuzu korumaktır ama bazen bunlar yanlış mekanizmalarla devreye girerek vücudumuza saldırmaya başlıyor. Aslında düşmanlara saldırması gerekirken kendi vücudumuza saldırmaya başlıyor. Böyle bir durum olduğunda da ne olacaktır? Bu sefer bu kapılar bozulmaya başlayacaktır. Yani kapının zili bozuluyor. Evet. İçeriye giremez hale geliyor. Aynen öyle. Ne zaman? İnsülin gidiyor. Yağ oranımız fazla. Yağ oranımız arttığında, çok fazla özellikle bel çevresi yağlanmamız arttığında bu hücreler daha çabuk bozulmaya başlıyor. Eğer bu hücreler bozulursa, yani hücre kapıları bozulursa, insülin gitti kapıyı açmaya çalıştı, açamadı, şeker içeri giremiyor. Pankreas bakıyor, kanda hala şeker yüksek. Yeni insülinler gönderiyor, gidin bakalım bu niye giremedi bu glukoz içeri onlar diye da söylüyor. Onlar da gidiyor, onlar da zorluyor, onlar da giremiyor. Orada bir sürü insülin oluyor gereksiz. Evet, aynen öyle. Bu sefer insülin düzeyimiz kanda yükselmeye başlıyor. Kanda yükselen insülin ne yapıyor? Bu sefer ekstra iştahımız açıyor. Eyvah! Evet. Hücreler ne diyor? Bana şeker lazım diyor. Siz bana şeker vermiyorsunuz. Kapıyı açın ve şeker gönderin. Kapı açılıp halbuki şeker giremediği şeker için. Halbuki aslında şeker var ama içeri giremiyor. İçeri giremiyor. Bu sefer ne yapıyor? Siz ekstra tatlı istemeye başlıyorsunuz. Eyvah. Çünkü hücreler şeker istiyor. Bu durum kısır döngüye dönüşüyor. Kısır döngüye dönüştükçe pankreas insülin salgılıyor. İnsülin salgılandıkça şeker içeri giremiyor ve kanda yükselmeye başlıyor. Biz de şeker yemeye devam ediyoruz. Aynen öyle. Anlamadığımız bir şekilde canımız devamlı tatlı, tatlı istiyor. Aynen öyle. Eyvah. Böyle olunca ne oluyor? Bu sefer kandaki şekerimiz yükselmeye başlayınca bu böyle devam edecek olursa pankreas yorulup artık insülin salgılamakta zorlanıyor. Salgılanan insülin zaten görevini yapıp kapıyı açamıyor. Doğal olarak kandaki şekerimiz yükselerek şeker hastalığı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu arada tabii iştahımız arttı, bel çevresimiz yağlanmamız da arttığına göre bu sefer kalple ilgili problemler yaşamaya başlıyoruz. Eyvah. Böbrekle ilgili problemler yaşamaya başlıyoruz. Yani metabolik sendrom dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bir de bunun yaşı da yok herhalde. Her yaşta ortaya çıkabiliyor. Tabii genç erişkinlerde daha sık karşılaştığımız bir durum ama çocukluk çağından yaşlılık dönemine kadar her dönemde karşılaşabileceğimiz kadın erkek bir durum. Farkı var mı? Farkı yok. Hiç yok. Kadınlarda ekstra şöyle bir durum var tabii. Bu insülin eğer fazla salgılanırsa bu sefer gidip yumurtalığı da etkileyebiliyor. Aa, yumurtalığı etkileyip ekstra erkeklik hormonu salgılanmasına neden oluyor. Bizde tüyleri, tüylenme vesaire de olabiliyor. Kıllanma artışı, adet düzensizlikleri başlıyor bu sefer. Eyvah. Kısır döngü
karma karışık bir hale geliyor. Bizi kurtarır mı o zaman bu durumdan? Olmasın evet. insülin direnci, ne yapmamız Şimdi lazım? Şimdi bunun için ne yapmak lazım? Bir kere insülin direnciniz var mı yok mu netleştirmek lazım. Yanlış bilinen noktalardan biri bu. Gidiyoruz, kan veriyoruz. Kanda şekerimiz normal çıkıyor. Bende insülin direnci yokmuş diyoruz. Hayır öyle değil. Ha bu yetmez mi? Yetmez. Kanda şekeriniz normal ama belki insüliniz çok fazla salgılanıyor. Kapı bir miktar açılıp bir kısmı içeri girdiği için normal. Ha. O yüzden açlık insülin düzeyinizi de görmemiz lazım. Yani pankreas kana ne kadar insülin göndermiş de şekeriniz o durumda. O yüzden bize hem açlık kan şekeriniz gerekiyor hem de kandaki insülin düzeyiniz gerekiyor. Bu ikisini beraber değerlendirerek, ikisini daha doğrusu birbiriyle çarpıp 405 denen bir rakama bölerek ortaya bir değer çıkarıyoruz. Bu değer bizim için insülin direnciniz olup olmadığını gösteren ana değer. İnsülin direnciniz varsa aslında vücut sizi uyarıyor. Bak bunu bir an önce düzelt, yoksa bu iş şeker hastalığına, tansiyon problemlerine, kalp problemlerine, böbrek problemlerine ilerleyecek diyor. İşte burada sorunu çözmemiz lazım. Tabii sorunu çözmek biraz zor. Neden zor? Ne dedik? İnsülin arttıkça iştahımız artıyor dedik. Hücreler glukoz istiyor, canınız daha çok tatlı istiyor dedik. Kilo alıyoruz, yağlanma. Yağlanma artıyor. Yağlanma arttıkça insüline direnç daha da artıyor dedik. Bunu bir şekilde tersine çevirmek lazım. İşte tersine çevirme noktasında mutlaka bir, insülin direncini, o kapının daha kolay açılmasını sağlayan birinci faktör fiziksel aktivite. Biliyoruz ki fiziksel aktiviteyi arttırırsanız insülin direnci baskılanmaya başlıyor, o kapı daha kolay açılmaya başlıyor. Bu birinci durum. İkincisi yağ hücrelerinizi azaltmamız lazım. Yağ hücrelerini azaltmak için de yine fiziksel aktiviteden faydalanmak ve yağlı yiyeceklerden veya yağlanmamıza neden olacak basit karbonhidratlardan biraz önce söylediğim özellikle onlardan ve hamur işlerinden mümkün olduğunca uzak durmak gerekecek. İkinci kısım. Bunlardan uzak dururken iştahınızı kontrol edemiyorsanız, canınız hala tatlı istiyorsa bu süreci kontrol etmek daha da zorlaşabilir. Çünkü fiziksel aktivite sizin daha çok acıkmanıza neden olacak. Enerji dengesi daha da karmakarışık bir hale gelecek. İşte burada gerekirse bir profesyonelden destek alarak iştahınızı nasıl baskılayabiliriz, o kapıları daha kolay nasıl açabiliriz, insülin direncinizi nasıl baskılayabiliriz bunları konuşmak gerekebilir. Bu konuda da birçok elimizin altında silahımız var. Bu silahlardan faydalanarak yağ dokunuzu azalttığımızda zaten insülin o hücrelere etki edip kapıları açmaya tekrar başlıyor ve dengeniz tekrar oluşmaya başlıyor. Bunu mutlaka oluşturmak lazım çünkü bu sefer iştahınız fazla, canınız tatlı istiyor, yağ dokunuz arttı, yağ dokunuz arttıkça kendinizi mutsuz hissettiniz. Evet. Ekstra bu sefer kortizol salımını arttırdınız. O da şekerinizi yükseltmeye başladı. Bu kısır döngünün bir şekilde kırılması lazım. Yoksa dediğim gibi hem hastalıklar hem depresif durumlar ortaya çıkıyor maalesef. Evet hocam ya ne yazık ki. Yani bizim elimizde olsa diyeceğim belki elimizde ama artık bir şey yapamayan pek çok kişi var benim etrafımda. Belli bir aşamaya geçtikten sonra kontrol gerçekten zorlaşıyor. Orada da dediğim gibi artık devreye farklı iştahı baskılayabilecek, tokluğu sağlayabilecek farklı yöntemlerden faydalanarak bunu tersine çevirebiliyoruz. Tersine çevirdikten sonra eğer siz de bunu sürdürürseniz zaten geri normal sağlıklı hayatımıza dönebiliyoruz. Kaç 20-30 kilo falan verdi sizinle beraber. Bir kere biz uzun olduğunu fark etmemişiz bile. O kadar kilolu ki artık kızın uzun olduğunu unutmuşuz yani. Şimdi sizin müdahaleniz olmadan yapması biraz zor diyen. Yani hekimlerin müdahalesi gerçekten hayat kurtarıyor. Eğer arkadaşım öyle kalsaydı daha da yaşı gençti. Muhtemelen diyabet sonrasında Allah korusun diyabette ayak kesilmesine kadar giden bir süreç var maalesef, biliyorsunuz. Yani. Maalesef yani hem böbrekler etkilenebiliyor hem kalbiniz etkilenebiliyor. Bütün damarlar etkilenebiliyor. Dediğiniz gibi ayak damarları etkilenerek dolaşım bozulabiliyor. O yüzden bir de bu kısır döngüyü geri çevirmek de çok zor. O yüzden oluşmadan önce çözmek lazım. Yani oluştuktan belli bir hasar oluştuktan sonra hasarı geri çevirmek zorlaşıyor. O yüzden en önemlisi en baştan tedbirimizi alalım. Bu problemleri erken dönemde çözelim. Çözelim. İstediğimiz bu. Peki şimdi böyle kilo vermelerde de böyle psikolojik olarak mutsuz oluyor gibi geliyor insanlar. Bu doğru mu? Hayır burada şimdi en büyük korku galiba vücut direncim düşecek daha çabuk hasta olacağım kısmı. Biraz önce ne dedim? Yağ dokumuz bazı enflamatuar durumlar oluşturarak aslında vücudumuza kendi kendine saldırmaya başlıyor. Aslında birçok hastalığın nedeni yağ dokumuzun fazla olması, az olması değil. Birçok hastalığımız vücudumuzdaki birçok bildiğiniz hastalık işte tiroid beziyle ilgili iltihabi durumlar, eklem romatizması ile ilgili durumlar, kalp kapağını etkileyen birçok durum. Bunların çoğu vücudun kendi hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan durumlar. Bu saldırının önlenmesinin yolu da bizim bir kere kendi bağışıklık sistemimizi normal seviyede tutmak. Bakın şu da yanlış. Bağışıklığımı güçlendireyim. Bağışıklığımız çok fazla vitamin alıyorlar aynen şimdi öyle. Aslında gereksiz. Avuç avuç şeker gibi vitamin alıyoruz. Hayır böyle bir mekanizma yok. Zaten bazı vitaminler vücutta fazla depo edilmesi özellikle şu sıralar revaçta olan D vitamini çok fazla insanlar avuç avuç kullanıyor. Ama D vitamini vücutta depo edilen bir vitamin. D vitamini güneşle alınıyor mu aslında? Evet ana kaynağı güneş. Güneş ışığı zaten yeterli eğer yeterince güneş ışığı alıyorsanız. Yeterli değilse de bunu mutlaka bizim kontrolümüz ya yani bir hekimin kontrolünde almanız lazım. Çünkü
Eğer D vitamini fazla alırsanız bu fazlası depo ediliyor ve depo edilenin fazlası toksik. Yani böbrek yetmezliğine kadar gidebilir durum. O yüzden vitamin dengesi öyle kafanıza göre şeker gibi kullanabileceğiniz ilaçlar değil. Peki şimdi bazı arkadaşlarım işte takviye ilaçlarla, bazıları işte mesela mide botoksuyla, mide balonuyla, ki bunları sizinle konuştuk ve muazzam sonuçlar aldığınızı ben de gördüm. Böyle yapmaya çalışıyor fakat tiroid rahatsızlığı olanlar için bambaşka bir dünya var gibi sanki. Evet. Tiroidin olmaması nasıl bir şey ve o zaman ne yapması gerekiyor izleyicilerimiz? Şimdi şöyle, tiroid bezimiz tabii ki vücudun bütün mekanizmalarında görev alan bir hormon salgılayan bir bez. Ve burada salgılanan tiroid hormonları terlemenizden, kalbinizin atım hızına, bağırsakların çalışma hızına kadar birçok şeyi belirliyor. Burada eğer problem tiroid bezinin az çalışmasıysa, genellikle burada da yine o biraz önce bahsettiğim enflamatuar durumlar söz konusu. Yani vücudumuz tiroid bezini yabancı bir madde sanıyor ve ona saldırmaya başlıyor. Saldırdığında tiroid bezinin salgıladığı hormon hücreleri bozulmaya başladığı için bu sefer tiroid hormonunuz başlı bir yükseliyor. Çünkü orada depo edilen hormonlar ortaya çıkıyor. Sonrasında bu hormon düşmeye başlıyor. Çünkü tiroid beziniz artık hormon salgılayamamaya başlıyor. Bu durumu da dışarıdan hormon takviyeleriyle düzeltmek mümkün ama asıl bu enflamatuar sistemi düzeltebilirsek, yani vücudun kendine saldırmasını önleyebilirsek, hı hı, zaten tiroid beziniz tekrar çalışmaya başlayabilir ve bu desteğe gerek kalmayabilir. O yüzden burada mutlaka öncelikli olarak yine sağlıklı beslenmeye geliyor nokta. Glutenden fakir beslenmeye geliyor. Yine yağ dokunuzu azaltmaya geliyor. Bir kere bu kısım önemli olacak. İkincisi, tiroid hormon dengenizi eğer tiroid bezimiz sağlayamıyorsa bizim bunu dışarıdan destekle sağlamamız gerekiyor. Bu hormon dengesi de oldukça önemli. Öyle yine kafanıza göre içip bırakabileceğiniz ilaçlar değil. Hekim kontrolünde gereken. Hormon düzeylerinize göre. Burada çünkü birkaç hormon devreye giriyor. Bir, tiroid bezinin kendi salgıladığı hormonlar var. Bir de beyin tarafından tiroid bezi ne kadar hormon salgılıyor, bu yeterli mi değil mi diye kontrol eden bir mekanizma daha var. Hipofiz bezinden oraya ayrıca bir hormon salgılanıyor, tiroid bezini uyarıyor. Sen yeterince hormon salgılıyorsun veya salgılamıyorsun, biraz daha salgıla diye. Yani o yüzden bana iyi geldi, sen de al bunu kullan. Hayır kesinlikle. Dememek lazım, tabii ki, tabii böyle ki. Şeylerden uzak böyle durmak lazım. Böyle mekanizma kesinlikle söz konusu değil. Peki bizim duygu durum değişikliklerimiz de çok etkili. Seviniyoruz, yiyoruz. Üzülüyoruz, yine yiyoruz. Ya kederden ya mutluluktan. Psikolojik etmenler nedir? Şimdi burada tabii ki alışkanlıklar öncelikli olarak değiştirmek lazım. Maalesef o buzdolabını açıp mutlu olmaya çalışmak en büyük hatamız. Öncelikli olarak biz burada alışkanlıkların değiştirilmesi tarafındayız. Ne istiyoruz? Mesela bir şeye çok üzüldünüz. Ne yapıyorsunuz? Hemen buzdolabını açıp. Hayır, onun yerine bulmaca çözün. Arkadaşınızı arayıp sohbet edin. Kahvenizi doldurup onu için. Kulaklığınızı takıp yürüyüşe çıkın ama o buzdolabının kapağını açmayın. Bir kere o alışkanlığı değiştirmek lazım. Çünkü bu sefer açtınız, mutlu olmak için bir şey yediniz. Evet, belki geçici süreliğine mutluluk hormonlarınız arttı ve mutlu hissettiniz kendinizi. Tekrar yaptınız. Sonra aynaya bakıp o bedenden memnun olmayınca bu sefer tekrar bir mutsuzluğun içine giriyorsunuz. Tekrar kısır döngü, tekrar buzdolabı açılıyor. Bunu mutlaka tersine çevirmek lazım. Mutlu olmanın yemek dışında birçok yolu var. Yani illa o buzdolabının açılması gerekmiyor. Veya mutsuzluğumuzu ortadan kaldırmanın veya mutluluğumuzu başkalarıyla paylaşmanın birçok yolu var. O alışkanlıkları mutlaka değiştirmek lazım. Hele ki günümüzde artık o buzdolabını açtığınızda karşınızda gördüğünüz yiyeceklerin çoğu zaten işlenmiş ürünler. İşlenmiş üründen kastım şu. Siz yediniz ve hemen enerjiye dönüyor. Yani ne mide ne bağırsaklar bunu sindirmekle uğraşmıyor artık. Zaten hazır. Yediğiniz an kan şekeriniz yükseliyor, sindiriliyor, olay bitti. Bu asla istemediğimiz bir şey. Eğer besleniyorsanız zaten dişlerimiz niye var, midemiz niye var, kalın bağırsağımız, ince bağırsaklarımız niye var? Bu yiyecekleri sindirmek için var. Peki bir dakika, bu hangi yiyeceklerden bahsediyorsunuz? Normalde paketli bütün gıdaları bir kere unutalım. Paketli bütün gıdalar. Tabii ki şimdi. Artık peynir bile pakette ama. Yani şimdi şöyle düşünün. Ya da yoğurt pakette, hani her şey pakette. Evet, maalesef öyle ama en azından kötünün iyisini seçmek lazım burada. Hı. Çünkü şöyle diyelim. Sizin bir bisküvi fabrikanız var. Hı. Tamam. Sizin amacınız ne? Bisküviyi satmak kişilere. Şimdi bisküviyi satabilmek için bir, neye ihtiyacınız var? Siz onu market rafına koyduğunuzda gelen kişinin bir ilgisini çeksin, bir baksın. O zaman janjanlı bir paket. Janjanlı paketi açtınız. İçindeki yiyecek öyle bir yiyecek olmalı ki siz onu yediğinizde canınız onu tekrar istemeli. O zaman bazı tatlandırıcılarla beyne bu seni çok mutlu eder. Sen bunu yediğinde çok mutlu olursun. Bu çok lezzetli uyarılarını veren bazı katkı maddelerine monosodyum glutamat. O yüzden çocuklar hep aynı şeyi istiyor tekrar ya da biz. Monosodyum glutamat ve benzeri maddeleri içine koymak gerekiyor. Üç, ne gerekiyor? Siz bisküvi ürettiniz ama bu bisküvi rafta bir hafta sonra bozulacak olursa, küflenecek olursa
Hadi satılmadı, geri geleceksiniz. O zaman bunun raf ömrünü uzatmak lazım. 4 sevgi gerekiyor. Daha da önemlisi bilgi gerekiyor. Çetin Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. Daha soracağım çok şey var. Bir dahaki programda devamını tabii soracağım. Ki. Sizler de eğer hocama soru sormak istiyorsanız lütfen bana ulaşın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Doktor Çetin Altunal, iyi ki geldiniz. Teşekkür ve devam ederim. Ediyoruz efendim. Program başladı. Artık aslında sizin burada olduğunuzun herhalde Aysu'nun haberi vardır. Mutlaka iletişimde olduğu kişiler vardır ve ona söylemişlerdir diye düşünüyorum. Hafta sonu geçti. Sizi arayan soran oldu mu? Hayır. Aysu'nun iletişime geçmeye çalıştı mı? Hayır. Herhangi bir yerden bir mesaj gönderdi mi? Hiçbir şekilde bana ulaşmadı. Çarşamba günü yayına ilk çıktıktan sonra, çarşamba günü çıkmıştım. Perşembe günü dayımı aramış, oraya çıktı, beni rezil etti demiş. Çocukları yurda bırakıp kendimi öldüreceğim falan demiş. Yani bu kadar. Ya öyle bir şey olmaz, o kadar kolay bir şey değil. Yani hayatta olduğunu biliyoruz bir şekilde sizinle. Peki bu işin ardındaki gerçekler ne olabilir? İki kardeşi, yani Osman Bey'in kardeşlerini buraya davet ediyorum. Nihat Bey, Suat Bey geliyorlar efendim. Buyurun. Hoş geldiniz, merhaba, buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun. Kardeşiniz sizden küçük müydü, büyük müydü? Küçüğümüz, en küçüğümüz. Sizden küçüktü. Evet. Peki Osman Bey'in hayatını kaybettiğini öğrendiğinizde henüz evliliği devam mı ediyordu? Evet. Aysun Hanım'la evliydi. Evet, evliydi. Peki nasıl öğrendiniz ve neden şüpheleniyorsunuz? Benim haberim olduğunda saat akşam 9 civarıydı. Dediler bana Osman zehir içmiş iş yerinde. Ama geç zamanda bulunmuş. Tabii biz gittik hemen, ben duyar duymaz gittik, vardık. Doktor orada dedi ki zehir içmiş, kurtulması zor dedi. Çünkü vücut zehir tamamen almış dedi. Zaten 3 gün sonra boşanacaklardı. Yani öğrendiğimiz kadarıyla cuma günü aslında kendileri bir karar almışlar. Bunu da mahkemeye sunmuşlar. Evet. Muhtemelen anlaşmalı olduğu için de çok kısa bir sürede ilk celsede bitebilecek bir mahkemeleri varmış. Evet. Adem Bey'le olan ilişkileri biraz enteresan. Adem Bey'in şu an hayatındaki kadın, yani Aysun Hanım, aslında eski eşi, hayatına son vererek bu yaşama veda eden Osman Bey'in oğlan kardeşleri Suat ve Nihat Beyler. Niçin Adem Bey'le karşı karşıyalar? Çünkü iddiaları var. Nedir o, bana da söyleyin tekrar. Zehir içtiği zaman ama bunun öncesinde Osman köydeki babamdan kalan yerleri, biz paylaştık yerlerimizi, sattı. Aysun sattırdı yani buraları. Hatta şöyle bir şey oldu, yerleri sattığında biz tabii aramız çok iyi değildi. Ama arkadaşlar vasıtasıyla haber gönderiyorduk. Dedik bu yerin yarısını Aysun'un yerinden, yarısını kendi yerinden satsın dedik biz. O şekilde bir yer alsın, almayı düşünüyorsa dedik biz. Aysun demiş ki sizin yerler değersiz, benim yerler çok değerli veya değerlenecek demiş. Benim yerleri satmayalım, senin yeri satalım ki demiş. Orada demiş bir daha varmayalım. Osman'a demiş. Osman'la daha öncesinden bunu? Mi bunu satmak istiyorlarmış? Bunlara kim söylemiş bunu? Evet. Bunlar hep yalan konuşuyor. Yani doğruluk payları şu. Buradaki sadece doğruluk payları Aysun'un kardeşinizle boşanmadan önce benle beraber yaşamaya başlasın. Başka bir doğruluk payı yok. Sizin hiçbir şekilde kardeşinizin yeri, ne fiyatı araştırıldı, kime sormuşsak, kime araştırılmışsak bulun getirin. Öyle ezbere konuşuyorsunuz. Siz buraya sadece o çocukların yeri için çıkıyorsunuz, o yerleri almak için. Hiç sizin öyle, başka bir amacınız şey yok. Siz kardeşinizi hiçbir gün dahi bir arayıp sormadınız. Sen evli bir kadınla beraber yaşamaya utanmıyor musun? Siz demediniz niye mi? Niye çıkarıyorsun? Demek ki sorunları varmış. Ayrılmak üzere. Evet, sorunları siz demediniz mi? Ama boşanmamışlar. Niye tamam. Sen birlikte olduk? Tamam, birlikte daha olduk. Ama niye varmış. Yapıyorsun? Ama boşanmışlar. Niye Osman'ın üstüne? Senin gayet kardeşin mi? Çık giderden dememiş niye mi? Niye Osman'ın Adem üstüne? Senin çocuğun kimin üstüne? Osman'ın üstüne. Osman'ın üstüne. Sen niye boşandın? Sen utanmıyor musun şimdi? Senin çocuğun niye Osman'ın rahmetlinin üstüne? Evet, sen utanmıyor musun? Biliyorsun da. Aynı şekilde bak. Aynı şekilde. Çocuk onun üstüne düştü. Bu yasal süreç. Ben bunu isteyerek yapmadım. Yani bu kanuni yasal süreç tamamlanmadığı için. O zaman 300 günlük bir yasal süre var. Avukat Bey daha iyi bilir. O tamamlanmadığı için ben üstüme alamadım. Biz sadece 6. ayın 10'unda doğdu çocuk kardeşim.
9 ay geriye gittiğin zaman ona bak. Laf başka bir şey değil seninki. Ben gerçekleri konuşuyorum. Siz laf sen gerçekleri konuşmuyorsun. Ne duymak istiyorsun benden gerçek? Ne duymak istiyorsun? Ne duymak istiyorsun? Siz zaten ortada her şey ortada tamam, görüyorsun. Tamam ortada işte. Ola ben geldim buraya. Sen madem o kadar adamdın niye gelmedin 2 senedir? Madem şüphe duyuyordum. Sen adamdın da niye Osman'ın eşyalarını her şeyi yiyorsun? Hani diyor ya bize her şeyi yiyorsun. Ben, her şeyinde sen hiç sende her şeyi. Ben hiçbir şeyin almadım. Kardeşim aldı Allah her şeyi sende. Allah gideydim oradan niye alıp gitmedin? Çocuklar geldiği zaman demiş ki nene bizim battaniyemiz yok, yatacak yerimiz yok. Niye almadın o zaman? Nenesinin yanına ne zaman gitmişti? Pazar günü geldi, pazar günü. Evet, pazartesi geldi. Gitti. Ölmeden 2 gün Salı günde Osman Aysun aradı, kavga ettiler. Ondan sonra niye? Ne söyledi Osman'a? Her şeyleri vardı. Siz bunu yalan söylüyorsunuz. Zaten DNA testi yapasın. Çocuklar Adem olan Adem alsın. Şimdi biz, burada daha enteresan olan bir durum var bu DNA testinde. Şimdi Aysun Hanım'ın 3 tane evladı var. Allah bağışlasın. Evet. Çocuklar hiçbir evet. suçu günahı yok. Evet, fakat yok. Sizin iddianız bir de enişteyle bir ilişki olduğu yönünde ki Aysun Hanım'ın 3 çocuğunun birisi Osman Bey'in üzerine kayıtlıyken aslında Adem Bey'in olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Diğer 2 çocuğun da kendi kardeşinizden olmadığını. Ötekileri niye o zaman yok. Böyle iddiada bulunuyorsunuz? Onları niye konuşuyorsunuz? Evet, şüpheleniyoruz. Peki o zaman Armağan Bey'i bulduk, mikrofonu uzattık, iddiaları da sorduk. Buyurun bakalım o ne söyledi, buyurun. Aysun'un ilk evliliğinde yasak ilişki yaşadığı iddia edilen enişte Armağan ekibimize konuştu. Bunlar evlendi, bir yıl evli kalmadan önce boşanma kararı almışlar. Buna da bize haber verdiler. Dediler ki biz boşanmak istiyoruz. Biz de şahit olarak yazdırmak istediler. Tamam dedim, şahitlik yaparız. Mahkeme günü geldi ve yılı doldurduğu için bizim şahitliğimize de gerek kalmadı. Boşandılar. Ama tabii ben bunu aileye söylemediğim için, işte kayınvalideye olsun, diğer kardeşlerine söylemediğim için eşimle beraber bizi günah keçisi yaptılar. Enişte Armağan, Aysun ve Osman'ın çocuğunun kendisinden olabileceği iddialarına ne yanıt verdi? Kesinlikle öyle bir şey mümkün değil. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hani ayıptır, günahtır yani kimsenin kimseyle böyle günahını almaya, kimseye böyle bir itirafta bulunmaya, iftira atmaya hakkı yok yani, yazıktır yani. Kim kimin neyini yemek istiyor, mal varlığını mı yemek istiyor, herkes neyin peşinde? Şimdi eğer ortada bir iftira varsa elinde sonunda bu iftiranın çıkacağını söyleyelim. Bunların iddia olduğunu söyleyelim ama Nihat Bey, evet. Bir şey soracağım. Onların düğününde yani rahmetli Osmanlı Aysun'un düğününde enişteleri vardı herhalde. Tabii ki vardı. Herhangi bir şey fark etmiş miydiniz o düğünde? Ya ben fark etmedim, dikkat etmedim ama o zaman dans etmişler. Abisi de Aysun'u götürmüş arka tarafa, seni gebertirmemiş, bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Eniştesiyle mi dans etmiş, evet. Aysun? Evet, ben onu görmedim bak. Şimdi off the record dediğimiz bir bölüm var. Yani bizim yani bazı şeyleri konuşuyoruz, biliyoruz ama söyleyemiyoruz bazen. Evet. Bazı konuşmalara da şahitlik edebiliyoruz. O şahitlik edenlerden birisi de benim muhabirim. Bir dönelim, merhaba, canlı bağlanalım hemen. Özkan merhaba. Sen hangi konuşmaya şahitlik ettin, bize anlatır mısın enişteyle ilgili? Evet, iyi yayınlar diyorum. Muğla Seydi Kemer'deyiz. Tabii Aysun Hanım'ın annesi teslimimiz, yayın konumuz olacak ama gelen iddialar, yani yapılan iddialar ve ya, çevrede yapmış olduğumuz araştırmadaki ihbarlarda enişte Armağan Bey'in bu eve sık sık gelip gittiği yönündeydi. Çünkü dediğiniz gibi 12 sene evvelinde bu düğün yapıldıktan 2 ay içerisinde bir ayrılma kararı alınıyordu. Bu ayrılma kararının da sebebini kimse bilememişti. Biz bu soruyu direkt Armağan Bey'e sorduğumuzda, evet benim bir yakınlaşmam oldu ama bu iddia edildiği gibi büyük kız çocuğunun benden olma olasılığı mümkün değil dedi. Çünkü ben bu boşanma sebebi 10 sene evvelki ilk boşanma gerçekleştikten sonra bir daha dedi ne onlarla görüştüm ne de onların evine gittim dedi. Ama aslında bu itiraf, yani bu yakınlaşma, hani biz böyle daha üst gruplu söylüyoruz, siz anlayın. Aslında olmaması gereken bir durumun olduğunu söylüyor. Ya Aysun şöyleydi. Aysun yönetebilecek kişileri parmağında oynatır. Adem'i oynatıyor, Osman'ı oynatır. Adem de yönetilebilecek gibi durmuyor ama. Yönetir. Aysun onu yönetir. Aysun'da o kapasite var. Öyle mi? Aysun baskın karakter. Osman yapma. Osman şunu yap. Osman bunu yap. Osman tamam. Aynı Adem de aynısı. Peki şimdi sen de yakını sayılıyorsun, şimdi siz de yakını sayılıyorsunuz ama asıl yakın bizim için annedir. Kızını büyüten, evlendiren, hayatın en yakın ince ayrıntısına kadar bilen kişi bizde annedir normalde. O zaman Teslim Hanım'a bir dönelim bakalım. Teslim Hanım mikrofonlarımıza konuştu, buyurun. Adem Bey, benim kızımın şeyine ne zaman girdiği an yuva da bozuldu. Benim damat da mezara gitti. Fırında tanışmışlar,
Ondan sonra Osman rahmetli görmedi. Kızımın da hayatından endişeliyim. Kızımın arabası vardı, satmış. Motosikleti vardı, rahmetli, satmış. Aysun'u yiyip bitirecek. Ondan sonra belki tarayı da sattı, ben nereden bileyim. Belki öldürdü, attı. Bilmem. Evet, Teslima Hanım kızı için bunları söyledi. Aslında eski damadı için, yeni damadı için de aslında pek çok şey söyledi. Adem Bey, sizin hiç yıldızınız barışmamış anladığım kadarıyla. Evet, barışmadım. Yani peki ya neden? Kızı görmedim diyor, 2 senedir diyor, yalan söylüyor. Gitti gördü, arabayı sattı yedi diyor, ona da yalan söylüyor. Arabayı sattı, doğru söylüyor. Aysun kendisi sattı. Ben asla satamam, zaten onun üzerine olan bir şey. Aslında Osman'ın arabası sizin yeni düzeniniz için mi satılmış oldu? Osman'ın değil, Aysun'un arabası. Ama Osman aldı zaten arabayı. Osman almıştı. Aysun üzerine verdi ama Adem'e yaradı. Yani başka hiçbir şey olmadı. Bana ne yarayacak ya? Sen niye Adem'e yaradı diye konuşuyorsun? Evet, sana yaradı ya Adem. Gerçekleri konuş. Gerçeği konuşayım. Gerçekleri nerede konuş. Ben de seni tasdikleyeyim. Araba nerede? Araba nerede Osman? Şey Adem. Aysun'da. Motor nerede? Aysun sattı. Ben motor mi sattım? Motor nerede motor? Ben mi sattım? Motor nerede Adem? Aysun sattı. Aysun'un çocukları var. Nasıl Aysun beri sattı? Ne yiyor bu çocuklar? Bu çocuklar maaş alıyor. Ne zamandır Osman'ın maaş alıyor? Osman'ın maaşını. Kim yiyor? Bir sene oldu maaş almaya başlayalım. 2 seneden bahsediyorsun sen. Evet, 2 sene. 2 seneden bahsediyorsun. Bakamayacaksın, çocuğu götürmeyeceksin. Adem. Lan bakamayacaksın diye bir şey yok. Evet, ben bakıyorum. Bakamazsın. Ben bakıyorum. Benimkilere de bakıyorum, ona da bakıyorum. Tabii canım, bakıyorsun. Arabayı sat, motor sat, maaşını al. Ben bakıyorum. Sizin yeğenlerinizin parasını yemedi. Ben mi yedim? Nerede ben yemedim. Nerede aldın ya maaşı? Siz yiyorsunuz tabii. Hala bak, mal mülk peşindesiniz. Ne mal mülk peşinde? Peşindesiniz. Hepsi yerinde durun. Peşindesiniz. Peşinde değiliz. Peşindesiniz. Hepsi Osman'ın üzerine takılıyor. Siz çocuklar tatlıları. Bizim kütüğümüzde olmuş olmamış sizin umurunuzda değil. Çocuk bizim olan bizimdir Adem. Çocuk bizim. Lan niye arayıp sormadın o zaman 2 seneden beri? Sen niye götürdün Adem? Ben götürdüysem sen niye arayıp sormadın? Niye götürdün? De ki gelip o zaman de ben yeğenlerimi göreceğim dedin de ben mi olmaz mı dedim sana? Getirseydin. Ben niye getireceğim sana peşine düşmediğin çocukları? Ben senin gibiler de yüz göz olmam. Ölümü de sebep olur. Ondan kere getir diyeydim. Ya ben mi dedim seni birader git kendini öldür diye? Ne yaptınız o ben zaman? Ne konuştunuz? Son telefonda ne konuşulduysa onun şeyi. Telefon kayıtları çıksın, ondan kere bakacağım. Tamam, peki bu son telefonda kalalım bir dakika. Şimdi bu kadın nerede? Abla en son 1 ay oldu komşuyla konuşmuş. Kadın sığınma evinde kaldığını söylemiş. Peki orada olmadığını biliyoruz, biz önce onu söyleyelim. Hatta hiç girmediğini söyleyebilirim sana. Bence senin de bilmediğin çok şey var Adem. Bir kadın var, kaçıyor, senden de kaçıyor. Sebebi ne olabilir? Teşekkür ediyoruz herkese. Şimdi çok önemli bir konu başlıyor. Bülent Koç, öğretmen Bülent Koç nasıl öldürüldü? Yepyeni bir dosya açıyoruz şimdi. Bülent öğretmen tarlaya gitti, hayatından oldu. 28 Temmuz 2023'ten belli cinayete kurban giden abim için adalet arıyorum. Abim tarlada 5 kişinin yanında, tam 5 kişinin yanında arkadan vurularak öldürüldü. 2 tane kendi köylüsü olan tarla sahipleri ambulans yerine kendi abilerini arayıp tarlaya çağırıyorlar. Orada tarlada bulunan 5 kişi ağız birliğiyle bir şey görmedik dediler. Gösterdikleri yerde toprakta bir damla kan yok. Hasat zamanı. Nasıl kimse görmez? Ben evdeydim. Ben görmedim. Tarladaki insan görmez yani mi? Bu kadar kovan bulunuyor da kardeşime de kovan niye bulunmuyor koca arazide? Ben bunu soruyorum. Allah zalimi nasıl sıktı bizi? Lütfen bize kardeşimizin katillerinin bulunmasında yardımcı olun. Biz çok istiyoruz kardeşimizin katilleri bulunsun, cezalarını alsın. Getirin lütfen onu. Yardım edin. Bülent Koç cinayetinde saklanan gerçekler neler? Umudumuzdu o bizim, o öğretmeniydi, o yiğididi. Ne olduğunu
anlatır mısınız bana öncelikle bir olayı? Bir anlayalım, bir anlatalım. Neden o sırada bu tarladaydı kardeşiniz? Bir çerriye gittiydi. Kendi işte tarlalarını biçtirecekti. Bir Adıyaman'da bir çerci getirdi. Ta kaç gün önce de gitti bir çerci getirdi. Ondan sonra sabahleyin benim kıza arıyor Mısra kızım. Annen yemek yapsın diyor. Bir çercilere diyor. Geri biri çeyrek gece arıyor. Yok diyor gitti diyor. Başkasılıkını biçecek diyor. Annen yemeği iptal etsin. Orada bir kargaşa olmuş. Bu tarla kimin? Neden Bülent Hoca burada aslında? Bu tarla nasıl bir yer? Biz de bunları bir kayıt yaptık. Bir izleyelim, bir kafamızda oluşturalım. Evet. Bir eğitmen, bir öğretmen rahmetli. Olay günü, olayın nasıl gerçekleştiğini bir izleyelim. 45 yaşında tek kurşunla hayatını kaybeden matematik öğretmeni Bülent Koç'un katili kim? 45 yaşında matematik öğretmeni olan Bülent Koç, Kahramanmaraş Elbistan'a ailesinin yanına ziyarete gelmişti. Yine yaz döneminde 28 Temmuz 2023 tarihinde işte bu içinde bulunduğumuz buğday tarlasında arkasından gelen kör bir kurşunla hayatını kaybetti. Bir sene 3 aydır henüz kim tarafından öldürüldüğü bilinmeyen Bülent Koç işte tam olarak bu alanda hayatını kaybetti. Görgü tanıkları konuşacak mı? Bu olay şüpheli ölüm olarak adliyede adlandırılıyor. Ama şüpheli ölüm dediğiniz yer oldukça geniş bir tarla ve atılan kurşun da çok uzaktan atılmamış gibi duruyor. Olayın ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu tarla kimin? Bu tarla Hüseyin abim. Haydar. O tarla Hüseyin ve Haydar. Bizim tamam. Aynı köylü. Adıyaman'da bir çerçeği kendi buldu getirdi bizi barabaya. Sonra onlarla kavga ediyor. Yok dur sen. Ha. Benim kızımı arıyor. Sabah kalkıyor gidiyor 8'i çeyrek geçe tarlaya gidiyor. Bir yanını biçtiriyor. Ha. Sonra onu 10.30 mu falan kızımın telefonunda var. Mısra kızım diyor annene söyle yemek hazırlasın. Bir çerçeği tarlaları biçmeye başladı diyor. Ha. Daha sonra biri çeyrek geçe, telefonda bellidir saati. Yok kızım diyor. Bir çerçi diyor, başka sınıfına girdi diyor. Ve başka sınıfına girdi diyor. Biçer biçilmeyeci dedi. Yarısı biçildi, diğer yarısını da bırakıyorlar, gidiyorlar tarlayı. Evet, geliyor kardeşim eve geliyor. Ha. Onları kını biçiyor. Bu bak. İsmet ve Kemal bu biçercilerdi. Evet. Ha. Bak bacım, ondan sonra benim kardeşim saatini çıkarıyor. Duşunu alıyor, bak beni dinle. Biçer girmeyeci diyor bana. Uzanıyordu böyle kanepede. Telefon geliyor. O ne oldu dedim. Biçerci gel diyor. Hı. Tekrar biçilici diyor. Uy hani biçilmeyeciydi sabaha kaldıydı diyor. Yok beni çağırdı bacım diyor. Bak hı. Biz salonda bunu konuşuyor. Tekrar ben kalkayım gidiyorum emin olmak için. Yemek yaptım ya tavuğu hı. Pişirdi. Hı. Yok bacım dedi sen bende telefon bekle. Sen öyle pişir gönder dedi bana. Hı. Ondan sonra terliğe gidiyor, orada vururuyor. 17 niye vururuyor? Ne için vurdun sen? 5 kişi vuruyor şurada, 5 kişinin içinde. Ya söylen gelin, şu tarafta vurulduysa bu taraf geçit. Şu taraf avluya, şurada demircilik. Ya nasıl görmek sen? Bu taraf geçit köyü. Bu taraf avluya nasıl duruyordunuz? Biz böyle diyorlar sırt sırta duruyorduk diyorlar birdenbire düştü. Siz hangi tarafa durduğunuzu söyleyin de ona göre askeriye arama yapsın. Çıkmaz mıydı bu? Çıkmaz mıydı? Çok gerildi kardeşim ben çok gerildim. 5 kişi tarlada, 5 kişinin gözü önünde Bülent öğretmen hayatını kaybediyor. Kimse bir kaza kurşunu olduğunu söylüyorlar. Kimse oldu. Ama kimse katili kim olduğunu görmediğini nasıl bilmediğini söylüyor. Kaza kurşunu değil, bu bir cinayet. Zahide Hanım gösterdikleri yerde bir damla kan yok. Olay 17.30'da çağrılıyor. Abim 17.30'da çağrılıyor. Öldürülme saati saat 18. Yarım saat ver ama zaten ambulansa 40 dakika sonra haber belirliyor. İşte bu da çok enteresan. Çok enteresan. İlk orada bulunan Haydar ve Hüseyin adlı iki kardeş abilerini arıyor. Abi koş gel başımıza bir şey geldi. Bunu Hasan, hepsi... Hasan mı? Evet Hasan adlı kişiyi arıyor. O da yanına Sadık alarak... Tarlaya gidiyorlar ama öyle bir gidiyorlar ki hepsi kamera, köyün kamera görüntülerinde var.
Hızla gidiyorlar. Hızla gidiyorlar. Ama hızla gitmeleri normal. Kendi tarlalarında bir adam ölmüş. Kendi tarlalarında ya bir adam ölmüş. Üstüne arası seni. Orada küçük bir köydür. Önce muhtar aranır. Kahve hemen girişte ortada kahve vardır. Kahvedeki insanlar üzerime kalmasını istemiyorsam yanıma insanlar alırım. Yani ben bir şey yaptım. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağım? Evet. Denildiğinde kim aranabilir? Abim aranabilir. Abi değil ya, arayın, akrabalarını arayın. Abini niye arayacaksınız? Benim üzerime kalmayacaksa olay. Ben biliyorum kendimden emin. Ama Hasan Bey'i aradılar diyorsunuz. Hasan'ı arıyorlar. Evet. Aslında önce ambulans aranır. Önce çünkü ambulans aranır. Çünkü orada bir hayat memat mücadelesi var. Kan kaybı olması gerekiyor söylediğinize göre. Evet. Traktör neden gidiyor? O giden traktör neden yıkanıyor o gün? Traktör yıkanıyor. Yani abim orada vurulmadı Zahide Hanım. Zeynep Hanım, ha siz başka yerde mi vurulduğunu düşünüyorsunuz? Abim orada değil. Abim orada vurulmadı. O traktörün üzerinde, o kurşun traktörün orada geldi. Abim orada vurulsa kan olur. Henüz yaralıyken hastaneye götürüldüğü söyleniyor ama ne yazık ki Bülent öğretmeni. Benim çocuklarım üstüne düştü. Kim yaralıyken? Gittik ya anne, torbaya day mı koymuşlar? Çocuklarım konuşsun. Ambulansa ambulans çok geç haber verilmiş. Gidiyor. Onlar oraya gidenler, ilk tarlaya gidenler zaten arabaya, bu Hasan'daki kişinin arabasına koyup taşımışlar. Ambulans oraya giremez falan diye önceden. Peki şimdi sizden ricam, Kahramanmaraş'ta özellikle bu cinayete şahit olan ya da söylenenleri duyan, ben adınızı değiştirebilirim, sesinizi değiştirebilirim, lütfen bana ulaşın. Lütfen. İhbar hattım 7/24 açık ve lütfen ulaştığınız her şeyi, bildiğiniz her şeyi benimle paylaşın ki ben de bunları bir derleyeyim, toplayayım inşallah. Bütün ekibimizle bu olayın konuşsun ismini vermeyerek. Şimdi Bekir Bey'le beraber bir dosya açmıştık. Küçük kız çetesi, pek çok kişi şükürler olsun ki yakalandı ve cezaevine girdi. Fakat baktık ki sadece cezaevindekilerin yaptıkları değil, bu işin içinde bambaşka şeyler var. Cinayet dosyası açıldı. Ecem'i de stüdyoya bekliyordum fakat olaylar öyle bir boyuta geldi ki Ecem artık korktu ve gelmek istemediğini söyledi. Tabii ki kimseyi burada zorla tutamayız neticede ama onun söyleyip de henüz ortaya çıkmayan çok farklı gerçekler olduğunu da düşünüyorduk. Yüzüne de söylediğim için söylüyorum. Bence daha fazla şey biliyor fakat bize ancak sıkıştığında anlatmaya devam etti Ecem. Şimdi Berat, yani Onur'un cinayeti işlediğini söyleyen kişi hapisteydi ve olay kapanmıştı. Ama Berat tekrar ifadeye çağrıldı. İzleyelim o görüntüyü. Zahide Yetiş'in yayınları ses getirdi. Savcılık harekete geçti. Onur Büyükşimşek cinayetinin katili olarak bilinen Berat yeniden ifade verdi. Yayınlarımız ses getirdi. Onur Büyükşimşek cinayetinde sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Edinmiş olduğumuz bilgilere göre soruşturma savcısı şu anda Onur'un katili olarak cezaevinde tutulan Berat'ın tekrardan ifadesine başvurdu. Bununla birlikte olay günü orada olan herkesin telefon kayıtlarına tekrardan bakılıyor. Onur Büyükşimşek'in gerçek katili kim? Onur Büyükşimşek'i gerçekten kim öldürdü? Siz Berat'ın öldürdüğüne inanıyor musunuz oğlumuzu? İnanmıyorum abla. Öldürülme sebebi ne olabilir? Abla bilmiyorum. Onlar hakkında bir şey biliyor olmalı. Peki biz daha önceki konuşmamızda sizinle Cuma günü aslında kızınızdan bahsettik. Evet. Hatırlayalım, Yasemin Hanım bana demişti ki şimdi birkaç kişi Yasemin Hanım'la Habil'in görüştüğünü söyledi. Yasemin Hanım dedi ki asla böyle bir şey olamaz. Sonra dedim ki acaba sizin telefonunuzdan bir şeyler olabilir mi? Yani kendi kızınız olabilir mi? Bu da enteresan. Olabilir belki dedi. Şimdi gerçekler mutlaka ortaya çıkacak ama bize neler söyledi? Bir izleyelim. Bir bakalım. Buyurun. Gizli tanık cinayet videosunu izledikleri günü anlattı. Kim öldürdü, kim izledi? Ecem'e ben vardık sadece, bir de Habil. Habil izletmişti bize. Video mu izletti? Evet, video izletti karede. Ne kadar sürelik bir videoydu bu? 3,5 dakikalıktı ama biz 15-20 saniyesini izledik sadece. Nasıl kapattı Habil? Direkt yeter bu kadarsa deyip kapattı, sonra sildi. Ben öldürdüm ama Berat benim suçum üstlendi. Bir suç yok ama benim için yatıyor aslanım gibi sürekli söylüyordu bunları. Videoyu çeken kişi Sinan olarak söylediler bana. Soyadını tam bilmiyorum ama Sinan dedi. Daha öncesinde yanlarında Onur Recep varmış bizimki, öyle biri. Tam bilmiyorum soyadını ama. Cinayet esnasında oradalar mıymış? Oradalarmış diye duydum. Yani o söylemişti.
Habil'in izlettiği iddia edilen cinayet videosunda neler gördüler? Onur yerde yatıyordu o sırada, o esnada. Öncesinde Habil çıktı üzerine. Boğazının yaklaşık 2 cm aşında bıçakladı. Sonrasında o kalkınca Beyat çıktı üzerine, o bıçaklamaya başladı. Ama öldüren kişi Habil olarak gözüküyor videoda. Onur neden öldürüldü? Habil ile Yasemin Hanım arasındaki mesajların öncesinde bir ilişkileri varmış galiba. Bunu Habil'in söylediği kadarıyla biliyorum sadece. Mesajın içeriğinde Habil Yasemin Hanım'a yazıyordu. Geleceğim, müsait misin, sen gel ya da gibisinden. O da benim oğlum var evde, gelemem gibi söylüyordu. O da bak oğluna söylerim, gelmek istiyorum yoksa oğluna zarar veririm gibi söylüyordu. Sonrasında bence onu bunları öğrendi ve gitti Habil'e hesap sormak için yanına gitti. Ve Habil de kendince gerekeni yapıp zarar verdi ve öldürdü. Cinayetten bir hafta önceki mesajlar. Söylemişti çünkü. Onur öldürüldükten sonra Habil tekrar Yasemin Hanım'la konuşmuş mu, görüşmüş mü? Yazıyordu Yasemin Hanım'a, nasılsın, iyi misin gibi. O da iyiyim, hani iyiyim, kötüyüm, evden çıkmıyorum falan diyordu. Ama ben geleyim hani gidiyordu. O da gelme, hani evde kızım var, zaten görüşmek istemiyor benimle gibi bir şey vardı. Tam bilmiyorum orasını, mevzuyu. Yani cinayetten sonra Habil ve Yasemin Hanım görüşmeye devam etti mi? Görüşmeye devam etti. O da tehditler amacıyla, fotoğraflarımda mesajlarım var gibi ediyordu tehdit. Şimdi Yasemin Hanım, burada tekrar duyduk. Efendim? Sizin mesajlarınızın Habil'in telefonunda ne işi var? Abla, ben mesaj falan atmadım. Telefonunda sizin mesajlarınız olduğunuz bize söyleyen birkaç kişi oldu. Nasıl böyle bir şey olabilir? Abla, ben sana yemin ediyorum ki ben mesaj falan atmadım. Ya atsam derim ki ben bir cahillik yaptım derim ya. Ama yapmadım ben. Peki kızınız Aslı sizin telefonunuzu kullanır mıydı? Abla kullanıyordu. O mesajları, çünkü birkaç kişi bunu söylüyor. Sizin telefonunuzdan Habil'in telefonuna giden ya da onunla yazışmaları olan ve bunların da daha hani uygun olmayan belki de ya da bir aşk konuşmaları olabilen şeyler olduğunu söylüyorlar. Eğer bu siz değilseniz kim olabilir? Abla bilmiyorum, benim telefonum zaten kızımda duruyordu, bende duruyordu. Ben Habil'i tanımıyorum bile, sana yemin ederim tanımıyorum abla ya. Yasemin Hanım, kızınızın Aslı'nın Habil'le ilişkisi olabilir mi? Abla bilmiyorum. Aslı'yla ilgili bütün gerçekleri bana anlatmıyorsunuz. Abla Aslı'yla ilgili bir şey bilmiyorum ki, o da evden Yasemin çıkan Hanım, bir insan değil. Kızınız sizinle yaşamak istemediğini söylüyor. Kızınız şu anda devlet korumasında, annesi varken... Bir abla, kız çocuğu, şunu neden bana açıklar mısın? Bu kız girmesin? Çocuğunun çantasında jilet ne geziyordu o zaman? Onu siz biliyorsunuz, bana mı soruyorsunuz? Soramadım işte. Niye sormuyorsunuz? Böyle bir şey olsa hangimiz sormayız? Çocuğumuzun kız erkek fark etmez. Peki Yasemin Hanım, siz düşünün. Biliyorsunuz bu çetenin başında bir kişiden söz ettik. Adını dayı olduğunu söylediler. İşte size... Dayıyı şimdi gösteriyorum. Bu kişi aranıyor. Kırmızı bültenle aranıyor. Bir sürü suça karışmışlığı var ve cezası var. Ve bu çetenin başında olduğu iddia ediliyor. Dayının Oğuzhan Ulus adı. Eğer nerede olduğunu biliyorsanız bize ulaşın. Çetenin lideri olduğu iddiasıyla aranıyor. Yani bu çetenin ne kadar büyüdüğünü, hızla farklı illere, Türkiye'nin dört bir yanına dağıldığını gördünüz. Biz bu dosyanın takipçisi olacağız efendim. Tekrar gören, bilen, duyan varsa bize ulaşsın. Bir kaybımız var. Tekrar başsağlığı diliyoruz şimdi. Ve bir kayıp kızımız var. Fotoğrafını verelim kayıp kızımızın. Funda. Funda'nın annesi İrem Hanım. Funda 16 yaşında. İrem Hanım annesi. Nurcan Hanım, beni duyuyor musunuz? Evet. Funda, İrem, Metin nerede olabilir? Kızınız ne zaman kayboldu, bana söyler misiniz? Bir hafta önce. Bir hafta önce. Neredeydi kızınız? Nişanlısının evinden tartışıyor, kaçıyor. 5000 evlerdeki Gülenç evlerine sığınıyor. Oradan da 2 gün önce kaçıyor. Ama bana 4 gün sonra söyleniyor. Ama nerede olduğunu şu an bilmiyorum. Ama 16 yaşındaki bir kız çocuğu nişanlısıyla neden beraber kalıyor? Beni istemiyor yani. Nişanlısıyla evlenmesine karşı mısınız? Yok, karşı değilim. Zaten ben imza attım yaşını büyüttürmek için. Nişanlısıyla yalnız mı kalıyordu, nişanlısının ailesi de? Yok, ailesiyle birlikte. Nerede yaşıyordu nişanlısı? Karabük'te. Kaçmasının sebebi nişanlısı ve ailesi olabilir mi acaba? Araları nasıldı biliyor musunuz?
Vallahi en son ben gittiğimde kızım bana dedi, benim dedi huzurumu dağıtma, benim yuvamı dağıtma dedi. Git, seni istemiyorum dedi. Ben o günden beri iltifat kurmadım zaten. Evimi değiştirdim, numaramı değiştirdim. Abisine hani kızıyordu, bana kızıyordu. Yani olmadık şeyler söylüyordu bizim hakkımızda. İşte annem kötü söylüyor, abim bana kötü davranıyor diye. Artık yani ben gerçekten yani insan evladından bıkar mı, korkar mı? Ben şu an bana teslim etseler ben korkuyorum kızımdan. Yani 16 yaşındaki kızınızdan korkuyor musunuz? Evet. Size ne yapabileceğini yani düşünüyorsunuz? Yani iftiralar atıyor. Annem bana böyle yapıyor, babam bana böyle yapıyor, abim bana böyle yapıyor diye. Ne yaptığınızı iddia ediyordun? Yani kötülük yaptığımı düşünüyormuş. Yani peki, psikiyatriye de gösterdim. Psikiyatri diyor ki hani ergen olduğu için diyor, yapıyor bunları diyor. Ama ne olduğunu anlayamadım ben. İşte sevdiğim var dedi. Gittim nişanladım dedim. Yeter ki mutlu olsun, yeter ki onun istediği olsun. Ama gene dinlemedi beni. Şimdi yok yani. Peki hayatından endişe ediyor musunuz? Evet, etmem mi? Ben 5 gündür uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Yani endişe etmez olur muyum bir anne olarak? Yani ne kadar da bana kötülük yapmış olursa olsun, iftira da atmış olsa o benim kızım. Yani Zayda Hanım ne olursunuz bulun benim kızımı ya. İnşallah şu anda fotoğraflarını döndürüyorum. Uyku uyuyamıyorum. Gelen geçen herkese fotoğrafını gösteriyorum. Yani kızım Karabük'te. Peki bu konuya devam edeceğim. Gören duyan varsa dünyalar güzeli bir kız. İnşallah başına bir şey gelmeden ona ulaşırız. Eğer sen beni izliyorsan bu gittiğin yol yol değil. Bak bu kaçtığın durumlar, olaylar belki de bir yerlerden kaçayım derken daha kötü bir şeylere yol alıyor olabilirsin şu anda. Getirdiniz. Biliyorum Rabbim iyi olanları çıkartsın karşımıza, iyilerle karşılaştırsın, bizi de iyilerden etsin. Zaman o kadar kötü ki gerçekten sokağa çıkarken sadece kendimizi değil, eşi, dostu, akrabayı, çoluğu, çocuğu, abiyi, kardeşi, herkesi artık düşünmek zorundayız. İki kız kardeş burada. Onlar öğretmen Bülent Bey için gözyaşı döküyorlar. Çünkü kardeşleri bir tarlaya gitti ama tarladan cansız bedeni döndü. Bir izleyelim, hatırlayalım. Tarlasını biçmek için gitti, hayatından oldu. Bülent öğretmen biçme sırası uğruna mı öldürüldü? 45 yaşında matematik öğretmeni olan Bülent Koç Kahramanmaraş Elbistan'a ailesinin yanına ziyarete gelmişti. Yine yaz döneminde 28 Temmuz 2023 tarihinde işte bu içinde bulunduğumuz buğday tarlasında arkasından gelen kör bir kurşunla hayatını kaybetti. Bir sene 3 aydır henüz kim tarafından öldürüldüğü bilinmeyen Bülent Koç işte tam olarak bu alanda hayatını kaybetti. Beş kişi vuruyor şurada, beş kişinin içinde. Ya söyleyin gelin, şu tarafta vurulduysa bu taraf geçit. Şu taraf avluya, şurada demircilik. Ya nasıl görmeksin? Bu taraf geçit köyü. Bu taraf avluya nasıl duruyordunuz? Biz böyle diyorlar sırt sırta duruyorduk diyorlar, birdenbire düştü. Siz hangi tarafa durduğunuzu söyleyin de ona göre askeriye arama yapsın. Çıkmaz mıydı bu? Çıkmaz mıydı? Çok gerildi kardeşim. Çok gerildi. Beş kişi tarlada, beş kişinin gözü önünde Bülent öğretmen hayatını kaybediyor. Kimse bir kaza kurşunu olduğunu söylüyorlar. Kimse ama kimse katili kim olduğunu görmediğini nasıl bilmediğini Zayda söylüyor. Kaza kurşunu değil, bu bir cinayet. Zayda Hanım gösterdikleri yerde bir damla kan yok. Abim 17.30'da çağrılıyor. Öldürülme saati saat 18. Yarım saat ver ama zaten ambulansa 40 dakika sonra haber belirliyor. İlk orada bulunan Haydar ve Hüseyin adlı iki kardeş abilerini arıyor. Abi koş gel, başımıza bir şey geldi. Bunu Hasan, hep... Hasan mı? Evet, Hasan adlı kişiyi arıyor. O da yanına Sadık alarak tarlaya gidiyorlar ama öyle bir gidiyorlar ki hepsi kamera, köyün kamera görüntülerinde var.
Hızla gidiyorlar. Hızla gidiyorlar. Arayın, akrabalarını arayın. Abini niye arayacaksınız? Benim üzerime kalmayacaksa olay. Ben biliyorum kendimden emin. Ama Hasan Bey'i aradılar diyorsunuz. Hasan'ı arıyorlar. Evet. Aslında önce ambulans aranır. Önce çünkü ambulans aranır. Çünkü orada bir hayat memat mücadelesi var. Kan kaybı olması gerekiyor söylediğinize göre. Evet. Traktör neden gidiyor? O giden traktör neden yıkanıyor o gün? Onlar oraya gidenler, İttihali'ye gidenler zaten arabaya bu Hasan Çatlı kişinin arabasına koyup taşımışlar, ambulans oraya giremez falan diye önceden. Bülent öğretmenin katili kim ya da kimler? Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da şimdi. Bülent öğretmen 45 yaşında Kahramanmaraş'ın Elbistan'da Demircili köyünde tarlada tek kurşunla öldürülüyor. Katili hala belli değil. Şüpheli bir ölüm olarak geçiyor. Fakat aslında bu bir cinayet. Ama bu cinayeti kim işledi? Şimdi olayı baştan iki kız kardeş burada. Lütfen beni yönlendirin. Şimdi Elbistan'da sizin köyde bu tarlaların artık biçme zamanı. Tarih 28 Temmuz 2023. Şimdi olay yeri yani öğretmenin öldürüldüğü, vurulduğu yer burası. Tarla 2 dedik. Tarla 1 de Ali Rıza ve Hacı. Bu Hacı Ali Rıza'nın nesi oluyor? Oğlu. Hacı oğlu. Tarlanın sahipleri bunlar. Evet, onlar uzak bir tarlada. Onlar uzaktalar. Bu Hüseyin ve Haydar kardeşlerin tarlası. Onlar abimin yanındalar direkt. Kendi tarlalarını biriştiriyorlar. Abim de onların yan tarla komşuları. Sizin tarlanız nerede? Bizim tarlamızda. Uzak. Daha uzakta. Daha uzakta. Bayağı uzakta. Kaç kilometre var sizin tarlanızda? Var. Çok uzak. Bu tarla kimin? Abimin biriştireceği kendi hasatını alacağı tarla Bülent'in. Yani Bülent'in tarlası burası. Evet. Aynen. Bülent öğretmenin. Peki. Şimdi Bülent öğretmenin tarlası orada. Neden burada? Neden öncesinde yarım tarlayı biçtiriyor? Sonra burada biçerler neden gidiyor? Sonra neden bu tarladayken karşılaşıyorlar? Bu kurşunu burada bir yerde atılıyor. Nasıl oluyor da burada 5 kişi varken bu kurşunun nereden geldiği görünmüyor. Bülent öğretmeni kim öldürdü? Şimdi zamanlamaya bakmak için önce Bülent öğretmen saat kaçta gidiyor? Tam 17.40'da geçişinin görüntüleri, evet. Yani olay günü, yani cinayetin işlendiği gün Bülent öğretmen tarlasına gidiyor ve görelim o görüntüyü. Ölüme gidiyor. Ne yazık ki burada ölüme gidiyor ama kendisi de farkında değil. Ben yaşatamadım. Seni yaşatırım dedim. Ellere katarım dedim. Kardeş yaşatamadım. Sana giderken kullandığı araba bir römork mu? Traktör. Arkada da iki tane remork var. Buğdayları koymak için. Çünkü bir çerçe arıyor. Hoca sıra sende gelebilirsin diye saat 17.30'da. Yani tam yanında bulunan kişi de bağlanıp konuşmak istiyor. Sizin, onu da bağlayacağım. Sizin evet. Yıkandı bir traktör. O traktörde kan olabilir dediğiniz traktör bu traktör mü? O traktör bu değil. Abimin traktörü bu geçen. Öbür geçen köyden kardeşleri, oğulları, Hüseyin'in oğlu Boran Ali. Peki biraz sonra onu da göreceğiz. Şimdi önce Bülent Koç tarlaya gidiyor. Aslında ölüme gidiyor. Bilmiyorum. Bülent gittik bir şey düzeltmek istiyorum. Söyle. Bülent zaten tarlaya gittiğinde çocuk orada yani bu kayıtlı. Hangi olay çocuk? O 14 yaşındaki traktörle bir de geçiş kameraları var. Onu da göreceğiz şimdi. Yani peki bir bekleyin. Şimdi Hasan, bu sefer Hasan tarlaya gidiyor. Yani iki oğlan kardeş tarlaların sahibi olan önce abisini arıyor dedik ya dün. Önce abisini arıyorlar. Oysa polisi ya da ambulansı aramaları gerekirken Hasan tarlaya gidiyor. Saat 18.29. 17.40'da Bülent tarlaya gitti. Öldürüleceğini bilmeden aslında ölüme gidiyordu. 18.29'da yani artık burada Bülent öldürülmüş öğretmen. Sonrasında Hasan aranmış. Ve 18.29'da da aynı yerden tekrar geçişi var. Sonra Mustafa tarlaya gidiyor. Bir dakika sonra 18.30'da Mustafa kim? Mustafa benim amcamın oğlu. İlk aslında en önde abileri var. Hasan Kılınç var. Hasan Kılınç 18.29'da Hasan tarlaya evet, gidiyor. Evet, Hasan en önce Hasan'ın arabası gidiyor. Sonra Mustafa tarlaya gidiyor 18.30. Sonra Mustafa arada bir dakika zaten orada karşılaşıyorlar. Onlar başka tarafa yetiştirildi. Sonra bir geliş var bu sefer. Bir traktör tarladan evet. Dönüyor.
Olay saat 18.39'da. Onu da verelim. Bu traktör kimin olabilir? Kimin olabilir? O traktör... 9 dakika var arada. Evet, o traktör kendilerinin traktörü, tarlada bulunanların, oğullarının traktörü, çocuk. Traktör, evet. Yani Bora'nın traktörü mü bu? Traktör geçiyor, arkada bir şey geçmiyor. Haydar, dikkat kılıç. Edin. Evet, Haydar'ın... Bu traktör, dönen traktör Bora'nın evet, traktörü mü? Boran yeğenleri. Kimin oğlu 14 yani? 14 yaşında Hüseyin'in. Hüseyin'in 14 oğlu. Yaşında Hüseyin'in oğlu. Hüseyin'in oğlu. Peki sonra 18.43'te de artık ambulans olay yerine gidiyor. Ambulansı da verelim. Ambulans 18.52 yanlış bilmiyorsam. 18.43 demişler. 18.43 olan galiba Mustafa'nınki dönme değil. Ha, şey ambulanstan mı bahsediyorsunuz? Evet. Ambulans 18.52. 56 gibi sanki. 56 mı 52? Evet. Ya şeyde o kamera görüntüleri 13 dakika ileride. Evet, tamam. İleride 13 tamam. Dakikalarda onu belirtmiştim. İşte o yüzden evet. Biz ona göre hesap evet. Ettik ve 18.43'te ambulans olay yerine doğru geliyor. Peki ambulans olay yerine doğru gelirken neden Baran traktörle geri dönüyor acaba? Köye gidiyor. Köye gidiyor. Şey, bir de biz neden bilmiyor. İfadesi alınmadı? Yani Baran'ın traktörle tarladan döndüğü burada görünüyor. Orada o tarlada büyük mıydı? Bir olay oluyor. Öğretmeni öldürülüyor. Boran dönüyor. Çok yani. Boran'ın öğretmeni miydi? Evet. Boran'ın da öğretmeniydi Boran'ın yani. Boran'ın da öğretmen. Tabii Boran'ın da çocuklarına, orada bulunan Hasan'ın çocuklarına Hüseyin'in. Öğretmenlik yapmış. Hüseyin mi Hasan mı? Hasan'ın hangisi Hüseyin'in. Ben? Yani tarlanın sahiplerinden mi bahsediyorsunuz? Evet, tarlanın sahipleri. Tarlanın sahipleri Hüseyin Haydar. Bir kere çok enteresan. Siz bu tarlada mısırı biçme işine saat kaçta başlıyorsunuz? Her daim yapılabilir mi? Her daim yapılmaz aslında. Akşam saatlerinde olmaz aslında. Ama abim de galiba hani bir an önce bitsin gibisinden belki istemiş olabilir. Çünkü normalde akşam saatlerinde 5.30'da oradaki arazi geç saate kalır. 5.30'da çağrılan karanlık bir kişi mı? Karanlık olur. Orası çok enteresan. Büyük bir de, mi sizin tarlanız? Mesela tamamını yapmak ne kadar sürer? Sürerdi yoktu, yani. Çok sürer. Günlerce mi sürer? Günlerce değil ama o gün bitmezdi. O gün bitmezdi. Ertesi güne kalırdı. Evet. Sabahtan akşama çalışsa o gün o, bitmezdi. O gün bitmezdi. Evet, aynen. Ben icara. Şunu da anlamadım. Şimdi siz diyorsunuz ki benim kardeşim bu biçercileri başka yerden getirdi. Kendi getirtti. Amcamın çocukları da kendi getirtirdi işte. Amcamın çocukları önerdi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Zahide Hanım. Hayır, niye bu biçerci sizin tarlayı bitirmeden başka bir yere geçiyor? Bir de biçerci zaten 8. Aynı anda konuşmayın. Bir şey sorabilir miyim? Önce bu biçerci olayını bir çözelim. Dün bir karışıklık oldu. Biçerci 8-9 yıldır amcamın çocuklarıyla çalışıyormuş. Ve benim tamam. Abim ilk kez bu biçercilere biçtiriyorlarmış. Tamam. Çünkü bunlar saman balyaları yaptığından dolayı abime amcamın çocukları önermişler. Tamam. Biçerci zaten ifadesinde belirtmiş hocayla ilk kez çalışacaktık diye. Bunda bir sorun yok. Neden onun tarlası bitmeden başka bir tarlaya geçiyor? Aynen, bizim sorumuz da o zaten. Yani neden çağrılıyor? Yani burada bir kavga mı var, anlaşmazlık mı var? Bir de o gün Zayda Hanım, o gün sabahtan çağrılmış ya, o gün o gidişata göre abim artık gelip eve banyosunu yapılıyor. İkindir, yapılmayacağını düşünüyor yani. Tabii yapılmayacak. O yüzden kendini öyle hazırlıyor. Zerrin, burada bir sıkıntı var. Şimdi normalde siz bir parayı anlaşırsınız. Akşama kadar ya da dersin ki ya akşama kadar günlük hesap edersin ya da dersin ki benim tarlamı bitir şu kadar para vereyim. Bunlar anlaşmışlardır. Paralar sonradan alınıyor zaten. Ha? Hasat zamanından sonra alınıyor. Önemli değil, bir para konuşulmuyor mu? Hasat için mi? Evet. Tabii ki o en baştan, çünkü hepsi toplanır. Tarlalar parça parça belli yerlerde Zayda Hanım. Oradaki tarla farklı, öbür taraftaki tarla farklı. Buradaki hepsinin üzerinden mi? Hepsinin üzerinde hangi tarlayı biçtirmişse hasat sonunda onun ödemesi yapılır. Hatta abim öldükten sonra bile tarlalar kalmış ya, aynı biçerci gitmiş tarlaları biçtirmiş bu arada. Ha, onları yapmış. Yapmış. Başında kim var o tarlaların? Bilmiyorum, biz orada bu cenazedeyiz. Bülent Bey'in mi yoksa başka kardeşi? Bülent Bey'in değil. Kardeş, yurt dışında yaşayanların alıp hicarını, hicar diyorlar ona böyle... Parasını. Bir parasıyla bir karşılığında, kendisi karşılığıyla babamla birlikte yıllarda yaz döneminde çiftçilik de yapıyor birlikte. Peki şimdi Mısra, yani Döndü'nün kızı. Skype'da şu anda karşımda. Mısra merhaba. Merhaba. Hoş geldin bir tanem. Senin de öğretmenin miydi Bülent Hoca?
Evet, benim dayım hem öğretmenimdi. Hem dayında yani hem bizim için çok farklıydı. Hem abim de diyebilirim yani. Peki bu kadar yakın birisi, senin de başın sağ olsun. Sen bana o günü net olarak anlatır mısın? Sen bütün gün evde miydin? Dayın ne zaman geldi, ne zaman döndü? Konuşmasında, halinde, tavrında bir farklılık var mıydı? Şöyle anlatayım. Dayım ilk başta beni arıyor. Öğlen saat 12-16 civarında. Bana diyor ki kızım git annene söyle tarlaya yemek hazırlanacak. Ben dedemlere gittiğimde işte annemle biz yemek hazırlarken dayım 5 dakika geçmeden tekrardan arıyor. Kaç kişilik yemek hazırladınız Mısra o gün? Şimdi orada onu bilmiyorum. Biçerciler 3 kişilerdi zaten. Pilav falan büyük hazırlarız evet. Yani. Ha, kaç kişiye yeterse evet, diye. 10-15 hani, kişiye evet, 10-15 kişiye yeterli hazırlarsın. 10-15 kişilik hazırlıyorsunuz. Evet, ama bu akşam evdekiler de yesin. Kalan evet, da tarlaya aynen. Da gitsin diye. Hı-hı. Peki. Evet. Daha sonrasında dayım beni aradığında şunu belirteyim. Dayımın sesi sinirliydi. Yani iyi gelmiyordu. Hmm. Yemek hazırlamayın. Tarlaya biçer girmiyormuş dedi dayım bana. Ne kadar sonra aradı? Böyle 5 hadi bilemedik 10 dakika diyelim. Hmm. İlk yemek hazırlayın tarlada evet. Götürmek için dedi. 10 dakika sonra da hayır istemiyoruz dedi. İptal oldu dedi. Evet öyle. Ama ses tonu sinirliymiş. Peki sinirliydi. Muhtemelen orada yanındakilerle kavga etmiş olabilir mi Mısra? Büyük ihtimalle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü dayımın icar yaptığı tarlalarda dayım bu biçercileri tanımıyor. Akrabaları bu biçercileri tuttuğu için dayım da onlara uyup onları tutuyor. O biçercileri tutuyor. Peki sonrasında ne zaman haber aldın? Ben sonrasında annem vardı. Ben saat 7 gibi falan dayımın vefatını duydum. Öğrendin. Sen kimden evet, öğrendin? Aha. Ne duydun? Ben kardeşim beni aramıştı. Abla beni herkes aramıştı diye. O da korkmuştu. Ondan sonra ben yanımdakilerden öğrendim dayımın vefat ettiğini. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun tekrar. Kardeşinizin yapısı nasıldı? Yani orada bir kavga olmuş olabilir mi? Çünkü olay normal değil. Evet. Yemek hazırla diye arıyor. Sonra da hayır iptal oldu diyor ve sinirli. Aynen. Abim de gerçekten şey yoktu. Yani öyle şey şimdiye kadar köylüler konuşabilir böyle ağız kavgası falan. Öyle bir kaba kuvvet ağız kavgası mutlaka olmuştur ama hiç. Hatta en son bir hafta öncesinde köy yerinde kavga varmış, kavganın üzerine düşmüş, ne yapıyorsunuz diye şok olmuş. Öğretmen arkadaşları da bağlanabilir. Bu insanları ayırırken burasına vurmuşlar, bayılmış. Aa. Hatta diyorum ya ondan sonra herkesi barıştıran abim olmuş. Yani önce dediğim gibi herkes her şeye yorumladı. Yok böyle bir şey kim? Abim de bir şey vardı. O orada. Kavgadan kalan... Yok birisi, öyle bir şey olabilir yok, mi? Öyle bir şey yok. Yok ama şimdi şeyi anlatıyorum böyle hafif şey böyle giriş, şimdi orada şeye sinirlenmiştir. Şimdi biçerci çağırıyor ama biçer çamura çökmüş. Halat falan da var orada. Siz beni bu saatte çağırdınız. Biçer de içeriye girdi. Niye yani, çağırdınız? Evet, zaten iş yapamıyorsunuz orada direkt girişmiştir yani. Küfür olayı falan olmuştur. Abim de şey var böyle çabuk evhamlanır yani mutlaka şeyini. Çabuk sinirlenir çabuk mi? Sinirlenir. Yani matematik öğretmenleri olur ya böyle eli maşalı. Abim yani illaki şeydir. Hepsi öyle olmaz elbette tabii. Ama abim nasıl diyeyim böyle. Daha çabucak parlayan. Çabucak parlayan ve hemen de şey olan birisidir. Sakinleşir. Hani konuşarak, anlaşarak şey olan birisidir diyor. Şimdi bak Zerrin biliyorum şimdi vefat eden birisi daha da hep iyi şeyler aklımıza gelir. Ama onun net olarak bana... Profilini çıkartırsanız daha çabuk doğru olur. Çabuk evhanlı birisiydi. Bir de onu Zerrin söyleyeyim. Şunu da yapmayın. Oradan bir şey olmaz, buradan bir şey çıkmaz demeyin bence. Hiç ummadığınız, çünkü böyle şeylerde genellikle aileden çok uzağa gidilmiyor. Fakat bu durum aileyle ilgili de olabilir bilmiyorum ama hiç ummadığınız bir yerden de birisi çıkabilir. O yüzden biz her türlü ayrıntıyı bilelim, öğrenelim ki bize farklı dört bir yandan bilgiler gelecektir, değerlendirelim. Buçuk senedir gerçekten ben de hani ben de her şeyi değerlendiriyorum. Aynı dediğiniz gibi haklısınız. Her şeyi değerlendirmek istiyorum. Benim sadece burada abim tarlada öldürüldükten sonra izlenilen gevşek incelemeler. Şimdi Zerrin şöyle yapalım. İnan bu dosyayı şimdi biz açtık.
herkes bunu konuşmaya başlayacak. Muhtemelen bu dosya yeniden açılabilir. O yüzden biz gerekli bilgileri verelim. Sonrasında hep beraber yavaş yavaş ilerleyelim. İnşallah o katil kimse vesi şu an bizi muhtemelen izliyordur. Evet. Yavaş yavaş ona yaklaştığımızda fark edecektir. Cenazemize de katıldılar. Şimdi pek çok kişi buradaydı, konuşmaya devam etti. Hacı neler söyledi bir izleyelim, buyurun. Üzerinden barut izi çıkan 17 yaşındaki hacının Bülent öğretmen cinayetiyle bağlantısı var mı? Biz aşağıda babamla su suluyorduk, çekirdek suyu. Bülent Hoca aynı biçer biçtiriyordu. Dedi hatta kürekle küreğimizi verdik. Şeyi ağzı tutak dedi. Tuttuk ağzı, ondan sonra motora bindik gittik o, gündüz saati. O da gitti. Ondan sonra ta akşam öldüğünü bile görmedik yani. Ölüm haberini babamdan aldım. Babam da abimden almış. Koşarak babam beni uzaktan, yani uzak dediğim böyle 50 metre falan beni çağırdı dedi. Çabuk koş, Bülent'i vurmuşlar dedi. Ben küreğe falan omzumu attım. Hemen beylik var. Beyliğin aşağısında harık gidiyor. Harığın aşağısında traktör duruyor. Traktöre bindik, hemen gidelim dedik yani. Olay günü ve sonrasında neler yaşandı? İlk duyduğum esnada direkt traktöre bindik. Köye gidiyorduk yani, nerede öldüğünü bile bilmiyoruz. Öldüğü yere doğru, Şiye doğru gidiyorduk, anca sağa döndük yine babam dedi bu ne dedi, gittik hemen. Bizimkiler zaten, herkes, akrabalarımız orada, herkes olay yeri inceleme orada, şey orada. Şerit falan çekmiş, savcı inceleme yapıyor deyince babam zaten orada fırttırdı, biz de orada delirttik. Olay savcı inceleme yaptı, ondan sonra evlerimize geldik. Cenaze yerine gittik. Ondan sonra geldim, banyo yaptım. Bir gün sonrasına jandarmalar geldi. Dediler böyle böyle elbiselerinizi verin. Ben dedim ki ne, anneme dedim, onlar aşağıda. Ben dedim anneme, anne dedim başkasını ver dedim, bunlar yaşarmış dedim. Annem de dedi ki ne, yok oğlum dedi, niye ay başkasını verdin dedi. Banyodakini çıkarttım, poşete koydum, adamlara verdim. Aynı şekil babam da. 17 yaşındaki hacı üzerinden çıkan barut izi hakkında ne açıklama yaptı? Vallahi ona hiçbir bilgim yok. Orada inceleme falan yaptık. Biri yani, ben alakam bile yok yani o işle. Orada inceleme falan yaptık, dolandık. Oradan bulaşmış olabilir. O gün hiç silahlı atış yaptın mı? Hayır. Normalde yapıyor musun? Hayır. Neden barut izi çıktı bu halde? Yani bilmiyorum, belki biri elini sürtmüş olabilir. Öyle bulaşıyorum bilmiyorum yani. Senin kıyafetine kimse elini sürttü mü o gün? Yani o kargaşa da olabilir. Oralarda falan abim falan, babam işte etraf alırken orada emmimin oğlu zaten dedi bu tavuk ölüsü değil, böyle böyle dedi. Ondan sonra orada biri elini sürtmüş olabilir, bilmiyorum yani. Sen o gün silah sesi duydun mu hiç? Evet duydum, 3 el silah sesi duydum o taraftan. Ama yani uzaktan da geliyordu silah sesi. Silah sesini duyduktan ne kadar süre sonra Bülent Hoca'nın ölüm haberini aldın? Ne kadar oldu? Bir saat oldu herhalde ya. Bir saat oldu aynı. Şimdi hacı sizin akraba, evet. Uzaktan akrabanız. Peki onların tarlaları nerede? Onların tarlaları yukarı. Çok uzakta, yukarıda. Hacı gibi yani, yukarıda. Öteye çeteler onlar. Onların tarlası uzakta bayağı. Şimdi... Burası tarla 1 diyelim. Evet. Yani Ali Rıza ile Hacı oğlunun tarlası mısır burası. Mısır tarlasını sularken onlar mısır tarlasını suluyorlarmış o anda. Zaten uzak tarla. Onlar tarlada. Sulama yapıyorlar. Evet. Ama olay yerinde, yani tarla 2 dedik artık buraya. Olay yerinde Bülent öğretmen buraya geliyor. Evet. Burada kimler var? Hüseyin var, Haydar var. İsmet. Bunlar tarla sahipleri. Hüseyin, Haydar tarla sahibi. İsmet, Kemal, Ali de biçerciler. Bu İsmet'in bunlar, oğlu aynen. Ali. Kemal İsmet ve Ali bir de kardeş. Kemal, onlar da kardeş. Bunlar kardeş, bunlar biçerci. Aynen, bunlar biçerci ve bu insanlar Haydar'ın üzerinde barut çıkıyor. Yanında bulunan direkt en yakın olan Haydar'ın üzerinde barut çıkıyor. Yani tarlanın... Hüseyin, evet. Haydar'ın üzerinde barut çünkü çıkıyor. Çünkü Haydar ifadesinde yanındayken, o tarladayken silahını yanında olmadığını söylemiş. 2 tane ruhsatlı silahları varmış ama onların yanında değillermiş. Ama neden barut çıktı onu da bilmiyoruz. Bu arada Hacı'da da barut çıkıyor. Bu arada abime ilk anda dokunmadıklarını falan söylüyorlar. Çünkü üstlerine kalır diye korkmuşlar. Bakmışlar ki Hüseyin teyit etmiş, silahla vuruldu diye.
Peki şimdi bu, bu kadar insanlar kişi... şeyde bunu anlatabilir miyim? Buyurun. Bu çok enteresan. Buyurun. Çünkü bu insanlar halka halinde düzülmüşler böyle Bülent tarladayken. Bülent neden bu tarlada? Bu biçerci çağırmış. Ne yapsın kendi tarlasında değiller. Peki, orada. Peki biçerci neden bu tarlaya çağırıyor? Burası başkasının tarlası. Sizin tarlanız daha işte ileride. Biz de söylüyoruz. Biz biçerci gidiyor işte. İşte şimdi hatta traktörünü orada bırakıyor. Bu biçerciler sizin abim sabah traktör... tarlanızı biçen biçerciler. Evet. Yani sizin tarlanızı yarım bırakan, öğle yemeğinde aslında tam yemek hazırla dedikten sonra 10 dakika sonra kızınızı arayıp Mısra'yı hazırlama tamam, deyip tabii. Sinirli bir şekilde konuşuyor. Demek ki bunlar burada kavga ediyorlar. Evet. Öğlen. Sonra bu tarlaya geliyorlar. Sonra Bülent de bu tarlada ne işi var? Normalde gider kendi tarlasını. Traktörün de tamam da soruyor anlamaya çalışıyor. Heh. Traktörü de zaten orada aşağıda bırakmış. Zayda Hanım yürüyerek gitmiş. Kaç? Traktörü kendi tarlasında neredeyse bırakmış. Neredeyse bir kilometre aşağı, ötesinde. Evet aşağı aynen orada bırakmış yürüyerek bakmış. Bakmış daha tarlada çıkmamış ya oraya yürüyerek gitmiş onların yanına. Bu peki sefer, buraya gelirken ki amacı ne? Tekrar bunlarla kendi tarlasını evet, gidip kendi tarlasını mi? Biçtirmek. Kendi tarlasını biçtirmek için gidiyor bir bakıyor ki biçerciler aslında bu tarlada. Evet daha evet. O tarla bir de çamura çökmüş halde. Çamura da çökmüş halde. Üstelik. Aa, evet. Yani Hüseyin'le Haydar da bunlara müdahale edemiyor o sırada. Çünkü biçer çalışmaz halde. Evet. Bülent de geliyor yine evet. Biçer çalışmaz halde. Saplanmış durumda hatta, toprağa. Evet aynen. Ve burada muhtemelen bir kavga, bir gürültü olmuş olabilir mi? Zaten ilk köye haber öyle bir kavga çıktı. Bülent'i vurdular ondan sonra kimse konuşmadı. Diye geldi. Evet. Kavga çıktığının içeriğini açar mısınız bana? Öyle söylediler. Kavga çıktı. Kavga etmişler de deniyor. Kimse söylemiyor. Kim kim? Haydar bir de Hasan adlı kişiler Esmeler deniyor. Esmeler çatıcılık ve inşaatla uğraşan birisi. Tanınmış insanlar köylü Elbistan Ovası'nda. Köye Esmelerle Bülent kavga etmiş, Bülent'i vurmuşlar diye haber, ilk haber böyle geliyor. Esmeler hiç dediğiniz hiç nerede? Burada öyle birisi mi var? Yok, yok o, onların şeyine. Yani burada olay yerindeki bir kavga değil mi bu? Onların lakabı Esmeler. Kavga, evet, aynen lakabı aklıma yani gelmedi. Hüseyin Haydar'ın lakabı mı? Evet. Esmeler. Esmeler deniyor. Yani onlar, buraya sonra bunların kabile, kardeşleri de geliyor. Evet. Esmeler. Esmelerle kavga. Lakabı bu. Evet. Yani Esmelerle Bülent kavga etti. Yani bu tarlanın sahipleri Hüseyin ve Haydar'la evet. Bülent vuruldu diye geliyor. Evet. Sonra aynen. Da bundan artık kimse bahsetmiyor. İlk bak, gelen bundan hiç bu. Kimse konuşmuyor ondan sonra. Olaylar oluyor böyle vurulma olayları. Biz hiçbir şey duymadık. Biz bak şöyle bir şey var. Biz gerçekten ben hani bir ay sonra olaya hakim olmaya başladım. Çünkü kendimizde değiliz. Hı-hı. Şoktayız gerçekten. Kim abimizde? Biz de düşünüyoruz kim ne istesin diye. Ama yüksek ihtimal... Demek ki insanlar silahla yanında taşıyan insan her şeyi göze almış demektir yani. Benim abim hayatında ben de hiç görmedim de silah yani gerçekten bir insan. Ne diye taşır ki tarlaya ne diye silahlı gidersiniz ki? Yani tarlaya niye silahlı biçerci? Silahlı. Bir dakika döndü hanım bir dinleyin tamam. Ben zehrini. Tarlaya yani biçercilerde de varmış silah. Hmm. Hepsi silahlı gidiyorlarmış ne Müge Hanım. Ne oluyor ya bu tarlaya? Niye bu kadar size bir var? Şey anlatacağım. Avukatlarımızla Mayıs ayında tatbikat için birlikte gittik hani ölçüm falan hı. Almak için. Çünkü adli tıp falan hepsi elimizde. Her hı. Şey elimizde. Daha başka bilgi, teyitli bilgiler var hı. Yani. Hepsini gittik. Söyleyeceğiz. Hı. Hiç kimseye haber vermedik. 3 tane avukat, 1 tane ben, 1 tane amcamın oğlu. 5 kişiydik. Tarlaya gittiğimiz an tarla boş arazi ya da Mayıs ayında. Görüyoruz tarlayı aynen. Kocaman o, bir yer burası. Daha da boş o zamanlar Ekim falan yok. Heh. 20 kişi size inanmıyor 20 siz kişi etrafımızda. Gittiğinizi gördükleri için mi? Nasıl gördüler bilmiyorum ki ben sordum geldi bir tanesi konuşuyor abla bu kaza kurşunu bayağı hakimsin dedim kaza kurşunu. Peki şimdi burada enteresan şeyler oluyor bak gitgide bazı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şimdi Ali Rıza Bey yani sizin amcanız. O da görgü tanıklarından birisi. Evet. Bir dinleyelim bakalım o neler söylüyor. Buyurun. Bülent öğretmeni cinayet günü son gören kişilerden olan amca Ali Rıza o gün yaşananları ekibimize anlattı. Bülent hocayla benim aramda bir herhangi bir problem yoktu. O kadar da yani amca diye beni severdi yani. İlla ki övereyim seni şöyle diyeyim böyle diyeyim şey ettim. Fakat bir türlü şey etmedi. Yok amca işte dursun kalsın hele sırası değil falan işteken. En son ne zaman görüştünüz? En son aynı gün görüştüm. En son aynı gün.
Saat kaç sularında? 11-11.30 falanıdır. Yolun o alt tarafı onun ekini, üst tarafı benimki çekirdek ekili. Hacı'yla beraber gittik, suyu sıvaracak, çekirdeği sıvaracak. Suyu koyurduk. Fakat bir üstünde tarla, Avliya tarafındaki olan tarla, orada çekirdek, orayı sıvaracağım ilk planda. Gittik harıkta suyu orada. Orada indik, geri geldik. Suyu çok koyurduk, olursa Bülent Hoca'nın tarlasına su kaçar diye, buğdasına su kaçar diyor. Çünkü biçer, ekim biçiyordu. Hacı'ya dedi ki, Hacı dedi, getir de dedi. Hacı öğrencisi. Hacı küreğe getir de dedi, şu ağacı çevre öbür yana geçsin su dedi. Aldılar beraber Hacı'yla beraber küreğine ağacı çevirdiler. Öbür tarafa buğdaya değmesin diye çevirdiler. Biz yukarı gittik. Hatta giderken de dedim ya gel motoruna gidelim dedim. Yok yok dedi, sen amca git ben gelirim. O esnada biçerciler de vardı orada aslında. Neden Bülent Hoca'nın tek başına yapamayacağını düşündünüz? Çöker dedik traktör. Darıyı suvarmaya başladık. Arada 4-5 saat geçtikten sonra, hatta 6 saat geçtikten sonra baktım ki Bülent Hoca'nın traktörü iki naylon dakalı yolda duruyor. Saat kaç sularında gördünüz o traktörü? 3 ile 4 sırası. Üç el silah sesi duydum diyen amca neden olay yerine gitmedi? Ağızları tutmaya gitmeden önce üç el silah sesi geldi o yanda. O tarlada geldi. Fakat biz ne bilek? O anda Hacı, onda önce de Hacı dedi ki ne? Baba dedi herhalde dedi, bir içeri çökertmişler dedi. İçerin sesi çok yüksek geliyordu. Gidek bakak dedi. Ben dedim ki de oğlum dedim, su az geliyor zaten, ben şurada kurtulmak istiyorum dedim. Gitmedik. Keşke de gideydik. Silah sesini duyduktan ne kadar süre sonra Bülent Hoca'nın ölüm haberi geldi? Onu diyeceğim. Bülent Hoca'nın o silah sesinden sonra en az bir saat adalar tarafından silah sesleri geliyordu. Fakat çok uzak mesafe ya. Telefon çaldı, benim oğlan beni aradı, Ali Kemal. Beni arayınca baba dedi böyle böyle dedi, Bülent Hoca'yı vurmuşlardı. Der demez ben yani biraz aptallaştım. Oradan koştum. Oğlum Hacı var yanımda. Nerede olduğunu bilmiyor. Nereye doğru koştun? Biz traktör aşağı harayın altındaydı. Traktöre bindik, küve gelecek. Artık bana çekim iki gözüme gelmiyor. Yani o kadar suratlı geliyor. Sağıma döndüm ki ne? Bir kalabalık var o yan sağ tarafta. Geri döndürdüm motoru, oraya vardım. Traktörü. Oraya vardım. Varmadan önce baktım ki amcamın çocukları her biri bir tarafta ağlıyor. Ama yarım saat önce falan duydum ben. Az önce bir saat önce dediniz. İşte yarım saat, bir saat yani. Şimdi Ali Rıza Bey amcaları aslında olayı anlatıyor. Fakat sonunda bir yarım saat fark var. Şimdi onu düzeltsin lütfen. Canlı bağlanıyoruz. Ali Rıza Bey ile muhabirimiz Sevda yan yana şu anda. Kameramanımız Süleyman eşlik ediyor. Kahramanmaraş'ta Elbistan ilçesindeyiz. Demircili köyünde cinayetin işlendiği yere doğru bizi götürün ve ne olduğunu bize bir anlatın lütfen Sevda. İyi yayınlar Zayda Hanım. Hemen ben sizin istemiş olduğunuz bu doğrultudaki açıklamayı gerçekleştireyim. Kameraman arkadaşım Süleyman'dan da rica edeceğim. Hemen bu aşağıda görmüş olduğunuz alan Bülent Hoca'nın öldürüldüğü alan. Burası da yine bahsi geçen ve o gün ekilmek için beklenen o koca tarla. Arkamda görmüş olduğunuz burada traktörün gerisindeki bölgede Ali Rıza Beylerin olduğu yer. Yani aralarında yürüme mesafesi olarak yaklaşık 10 dakika kadar yürüme mesafesinde bir alan mevcut. Hemen Ali Rıza Bey de size mikrofonlarımıza tabii bu konuda bildiklerini ve o gün yaşadıklarını anlatacaklar. Ben hemen sizin de müsaadenizle mikrofonu kendisine uzatıyorum. Lütfen. Evet Zayda Hanım söyle. Ali Rıza Bey bana bir anlatır mısın? Bu tarlada nereden nereye kim gitmiş? Bu olay nerede gerçekleşmiş? Kurşun ne zaman... tabii onu hepsini öğreneceğiz. Bu arada bu tarla o kadar geniş ki birisi burada kurşun atsa görünmez mi? Mutlaka aynen. Görünebilir. Koskoca bir tarla, kocaman bir arazi. Bir de solun. Silah kimin attığı da zaten Zayda belli Hanım, olur yani. Köyde baktığın zaman görür yani. Bir yere silah alan. Attığın zaman. Gerçekleri yani bunu burada var ya ben bir şey var. Söyleyeyim. Lütfen ben, gerçekleri evet. Konuşalım. Buyurun. Evet ben uzakta olduğum için aynı zamanda da benim
Darının suyu az, harıkta su az geldiği nedeniyle tamam, yüzüm gözüm sarılı. Darının içine giriyorum, suyu öyle takip ediyorum. Bir Allah'a görüyorum, bir yeri darının dibini görebiliyorum. Başka bir alternatifim yok. Öyle bir görüş seçeneğim yoktur yani. Siz gördünüz mü burada, demiyorum. Buradaki ortamda birisi silah atsa görünür. Bomboş koskoca bir tarla burası yani. Yanında bulunanlar. Peki siz diğer 5 kişi görür demek istiyorum, siz değil. Peki bana bir anlatır mısınız, neler olmuş olabilir orada? Bildiğiniz kadarıyla bana bir anlatın. Vallahi Zahide Hanım ben uzak olduğum için ben bir şey demiyorum yani. Bir siz kurşun sesi duydunuz mu o gün? Görmediğim yere kalkıp da ben bir illaki şunu gördüm sesi diyemem yani. Mu? Silah sesi duydunuz mu siz o gün? Tamam, ben onu diyebilirim. Ha biz darının içinde suyu suvarırken benim oğlan da domuzdan korktuğu için peşimde yani adım adım beni takip ediyor darının içinde. Fakat 3 el silah sesi geldi. Tam bu olay tarafında, olay olan tarafında 3 el silah sesi geldi. Ama bizi ilgilendirmediği için ne baktık, ne bildik, ne de bir şey görebildik. Peki Ali Rıza Bey, bu normal mi? Hırçın gün batım tarafından geldi. Gün batım tarafında. Bu normal mi? Yani buralarda böyle devamlı kurşun atılır mı gündüzün bir vakti? Kimse ölmemiş şimdiye kadar da bu gelen. Atılıyor Zahide Hanım. Kimisi bıldırcın avlıyor, kimisi işte kuş avlıyor. Yani oluyor bunlar. Zahide Hanım, bir şeyi düzeltmek istiyorum. Abim tabancayla öldürüldü. Onlar tabancayla tüfek, kuş bıldırcın avlanmıyor tüfek, tabii. Herkes tüfek taşıyor. Tabancayla öldürüldü abim. Bunu lütfen düzeltelim. Ve de onlar halka şeklindeyse giriş açısı şuradan, bunlar böyle hepimiz diyor düzüldük. Şuradan nasıl görmezsiniz şuraya? Hepinize bir Bülent'e değil, Haydar'a, Hüseyin'e değil, gelmiş Bülent'e değmiş o kurşun. Şöyle. Bu arada Elbistan'da verilen adli tıpla Maraş'ta verilen adli tıp farklı. Sol omzunun üst kısmında diyor. Sol omzunun üst kısmında vurulmadı benim abim. Sol omzunun alt kısmında vuruldu. Burada elimizde filmler var, kanıt var. Yani tabancayla öldürüldü. Elimizde kurşun var. Peki kurşun oradan çıkmış mı? Yok, kurşun içinde. Vücudun içinde dolaşmış. Çıkmamış. Ama ben bir şey görmediğim için ben bir şey diyemiyorum yani. Ben size gördüklerinizi soruyorum sadece. Ben sizi suçlamıyorum. Ali Rıza Bey sakin olun. Size sadece bildiklerinizi anlatmanızı istiyorum. Tamam, ben sakinim. Siz o gün 3 el... Ben sakinim. Tamam, 3 el kurşun sesi duymuşsunuz. O gün siz Bülent Bey'le ne zaman karşılaşmıştınız? Yani hayatını kaybettiği gün ne zaman karşılaştınız, neler yaşadınız? Kaça kadar? Biz sabahleyin beraberdik. Biz amcamın torunu, babası benim öz amcam, amcamın oğlu olduğu için... tarla takımlarımız aynı, bir kardeş bölme tarlalar. O nedenle yolun alt tarafı Bülent Hoca'nın buğdayıydı. Benimki çekirdeğiydi. Biz gittik, suyu koyurduk. Dedim, aklıma sonradan geldi. Dedim ki ya Bülent'in buğdasına su kaçar. Mahiyetinde geri geldik Zahide Hanım. Geldik, çıktık. Arkta ağzı tuttuk, yani suyu tuttuk. Eriyorduk. Hacı dedi, Hacı peşimde. Baba dedi, şu kim dedi. Ben dedim, Bülent Hoca dedim. Ve orada durduk, buğdayı biçtirdi, kendisini bekledik ki olur ki traktör çıkartmaz da benim traktörü takarak beraber çıkardırık mahiyetinde. Zaten yani oldu bitti, biz birbirimize bağlı bir aileyik. O nedenle bekledik, çıkarttı, kendi köye döndü. Biz yukarı Gündere dediğimiz köyün, orada benim arazim var. O tarlanın başına gitti ki oraya koyarak suyu. Peki o gün sizin oğlunuz... Geldik, orada da suyu koyurduk, suvarıyorduk. Yani suvardıktan sonra fakat mesafe çok uzak. Mesafe uzak olduğu için yani orada bir kimseyi göremiyor. Peki. Göremediğimiz için de Ali Rıza bizim bir başka bir şeyimiz yok yani. Tamam, ne Ali Rıza Bey, sizin oğlunuz değil mi Hacı? Evet. Hacı... 17 yaşında, domuzdan korktuğunu, bu yüzden yanınızdan ayrılmadığını söylediniz. Sizinle beraber, babasıyla beraber o gün tarladaymış. Fakat elbiselerinde barut izine rastlanmış. Bu nasıl olabilir acaba? Silah, tabanca atar mıydı, bilir miydi? Hanım,
Hayır, 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 hayır. Benim çocuklarım diye orada amcamın kızları da var. Biz kesinlikle daha anamızda doğduk doğalı silahın ne olduğunu ben askerde gördüm. Yani başka ne çocuklarım bilir ne de ben bilirim. Orada amcanın çocukları da var, biliyor yani benim böyle bir şeyle uğraşmadığımı. Peki barut izi nasıl çıkmış olabilir oğlunuzun üzerinden? Şimdi barut izi de Zahide Hanım şöyle yani olay yerine geldik biz. Arada 1-2 saat sonra olay yerine geldik. Geldik o olay inceleme var. Olay incelemede oraya koştuk, buraya koştuk. Fakat amcamın öbür çocuğu bir kelime konuştu. Ulan dedi o karşı tarafa, bu Hüseyin Haydar tarafına. Bu adam ölüsü dedi, tavuk ölüsü değil deyince, acık birbirlerine bir sürtüşme oldu. Peki onlar benim ne dediler de böyle bir şey söylemeye yani duydu? Yani ne dediler yani de kızdı bu tavuk ölüsü benim amcamın değil. Oğlu kızdı. Neden? Evet. Çünkü silah işte kızdı yani ne demek bulunanlar. Yani bu dedi. Dördünüzün, beşinizin arasında olan bir bu kadar göz görmez mi dedi ya bu kadar şey olur mu dedi. Hı. Bu adam ölüsü dedi, tavuk ölüsü değil dedi. Ha o arada benim hacı da bir kargaşanlık olduğunda belki orada birbirlerine bir sürtüşme sürtüldüğünde benim hacinin üzerine sinebilir yani ben bunu gayet yani Haydar doğal ve görüyorum. Haydar, yani. Haydar evet. Ve Hüseyin yani bu tarlanın sahipleri. Şimdi Haydar'da da barut izi çıkıyor. Evet. Şimdi Haydar'la sizin evet. Oğlunuz kavga etmiş olabilir mi? Sürtüşmüş hayır, olabilir hayır, mi? Hayır, hayır, hayır. Zahide Hanım. Ya biz yani tahmin vermiyorduk ki yani böyle bir şeyin olacağına fakat biz oldukça yani biraz da o şuur kayıplığında biz kendimizin nereye bastığını dahi bilmiyorduk yani. Şimdi bakın burada Bülent öğretmen, rahmetli Bülent öğretmen var, Hüseyin Haydar kardeşler var, Esmeler denilen, İsmet var, oğlu Ali var ve Kemal var. İsmet, Ali ve Kemal biçerci, Hüseyin'le Haydar da bu tarlanın sahibi. Yani 5 kişi var, Bülent öğretmenle 6 kişi. Bülent öğretmene bir kurşun isabet ediyor ve hayatını kaybediyor. Diğer 5 kişi de ifadelerinde diyor ki biz bir şey görmedik. Şimdi böyle bir şey nasıl olabilir? Burası tarla, size gösteriyoruz. Yani dümdüz bir alan. Zahide Hanım, ben aynısını savcıya dedim. Hı. Savcı beyim dedim. Savcı beyim dedim, ben siz müsaade istiyorum dedim, konuşacağım dedim. O da dedi tamam konuş dedi. Savcıya dedim ki savcı beyim ben... Haddim olmuyor. Size bir sorgu yönelteceğim dedim. Tamam dedi yönelt. Dedim ki savcı beyim orada 4 kişi var. Ben 5 kişi demedim. 4 kişi var. Ve konuşmalarıma var, çok var, şuurlu ve dikkat ediyorum. Peki dedim burada 4 kişinin dedim. 8 gözü var, 8 kulağı var dedim. Kişi. Bu 8 gözün 7 tanesi görmedi de biri mi görmüyor, biri daha da mı görmedi dedim. Yani 8 göz nasıl görmüyor ya dedim. Savcı beyim dedim. Ha onu bıraktık dedim. 8 tane kulak var dedim. Kulağın hiçbiri de mi duymadı bu silah sesini dedim. Silah sesini duymuşlar. Savcıya da bunları dedim yani. Peki bir dakika buyurun Zerrin. Amcama da sormak istiyorum. Çünkü 29 Temmuz'da geçici mahkeme yapılmış. Bizim tabii ki dediğim gibi cenaze işlemleriyle ilgilenip şokta olduğumuz için. 28 Temmuz'da mahkeme yapılmış, geçici mahkeme. Hiçbirimizin haberi yok, aileden hiçbirimizin haberi yok. Çünkü bu kişilerin hepsi sorgulamaya gitmişler. Mahkemenin olduğunu ben amcama da söylüyorum burada canlı yayında, çok iyi oldu. Bize bildirmeliydin çünkü o mahkemede sonuçta altında yazıyor. Eğer bizlerden birisi, kardeşlerinden birisi 7 gün içinde şikayet etmiş olsaydı o kişiler içeride kalıyordu. Çünkü mahkemede onların biz Zeynep avukat Hanım, sözün falan. Ettiğiniz şey mahkeme olmayabilir. Muhtemelen ifadeye çağırmışlardır. Sulh ceza mahkemesinde olayın akabinde. Aynen. Ama orada sizin olmanıza gerek olmuyor. Artı bu şikayete tabi bir suç değil. Kamu ama davasını karar böyle avukat bey, kararın altında böyle yazıyorum. Maktulün taraflarından birisi 7 gün içinde belgeler getirdim, itiraz ettim. İtiraz edebiliyorsun. Orada eğer orada çünkü tutuklama kararı verilmediği takdirde sen de davaya müdahilsen o tahliye kararına itiraz edebiliyorsun. Evet. Ama itiraz ettiğin zaman illa bu tutuklanacak diye bir şey yok yani. Tamam ama şöyle ama bir şey hiç var. Hiç haberim olmadı diyor. Hiç haberimiz olmadı avukat tutuklarında. Hayır, çünkü hayır, bu insanlarda biz küçük yerler peki, şüphelenmiş olsaydık. Bakın avukatları
Bunlar kendi özel avukatlarını tutup burası hakime direkt savcıya şu şeyle gidiyorlar. Burası küçük bir yer. Eğer bu insanlar içeride kalırlarsa bizi yaşatmazlar. Herkes birbirine girer. Bakın bunu kabul etmiyorum. Mağdur olan benim. Öldürülen gencecik bir öğretmen. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Bakın evet. Küçük tamam esas biz cinayet büyük ortaya aile. Olabilir evet. Mi yani buradaki büyük... halk diyorsunuz? Anlamadım. Ya peki bir şey söyleyeceğim Zerrin Hanım. Şimdi, siz aslında Zeynep, amcanıza Zeynep, sormalısınız Zeynep, bunu. Amcanız size neden haber vermemiş? Ben sordum Zeynep, soruyorum da. Sorun Zeynep, buyurun. Şöyle bir durum var. Yani 29 ne Haziran'da mı diyorum? Ya bize böyle Temmuz'da. Bir bilgi önceden CELP falan gelmedi. Haberi yoktur amcanın. Aniden jandarma evet, geldi bizi sanmıştır. Aldı gitti ve çevremizin kimsenin de duymadı ruhu. Ama bizim dahi haberimiz yokturdu yani. Şimdi ya. Ali Rıza Bey siz anlatabildim hani, mi? Üçel silah sesi evet. Duydunuz ya üçel silah sesi. Bu tabanca sesi miydi tüfek evet. Sesi miydi? Siz onu bilirsiniz yani aynen. Bu tabanca sesi miydi üçel? Tabanca sesiydi tabanca bak, sesi. Bak çok iyi bak bu tabanca önemli. Sesi. Şimdi bu Ali Rıza Bey burada üçel silah sesi duyuyor ama şu beş kişi duymuyorsa evet. Burada büyük bir problem var. Bir de şöyle bir şey var. Avukat Bey evet. Şunu da söyleyeyim. Bir de kadar uzak tarladan amcam, duyuyor dibinde duyulmuyor. Bu amcam her zaman eşiyle birlikte her zaman yanımızdaydı ve her zaman dedi her şekilde konuşurum nasıl ne duyduğunu falan hep konuştu amcam. Amcam evet. Hep yanımızdaydı ve çocuklarıyla abimin ilişkileri çok iyiydi. Ben bile ta yurt dışında yaşadığım halde biliyorum. Evet. Bir de bu insanlar gerçekten tarlaları uzak durumda. O şekilde öldürücü bir şekilde bir de gerçekten abimin öldürülen silah biz eminiz bunda şimdi. Zaten tabanca. Vücudunda kurşun var. Tabanca. Artık daha ne olsun tabanca olduğu kuru silah olduğu şey belli. Değil tüfek mi deniyorsunuz? Yani, isimleri tüfek pek bilmeyebilirim yani, evet. Beni düzeltebilirsiniz Zeyda Hanım. Çünkü... Zerrin Hanım bu arada bize başvuran kişi Zerrin Hanım kendisi Almanya'da yaşıyor. Fakat tabii bir yıldır uykuları kaçıyor. Kardeşimi kim öldürdü? Belki de burada en net soruyu soran ve sorgulayan kişi Zerrin Hanım. Evet, o yüzden bir yıldır uğraşıyorum. Şimdi gerçekten bu iş burada kapanmış gibi görünse de yeniden evet. Açtık. Çünkü burada bir cinayet var. Beş kişi var bu tarlanın içinde. Bülent öğretmene kurşun geliyor, öldürülüyor. Yakında mı, uzakta mı? Kim böyle bir kurşun atıyor? Nasıl böyle bir cinayet çocuğu neden saklıyorlar? Yanında bulunan oradaki oğullarını neden saklıyorlar? Neden onun olmadığını iddia ediyorlar? Yani çocuk orada. Çünkü hani hangi çocuk? Hüseyin'in oğlu Boran. Boran. Boran da orada diyorsunuz. Motora, evet, yani motorda, bu şeyle geri dönen. Götüren. Evet çünkü Boran geri hayda geri döndüğünü Bülent görüyoruz. Gelmeden biçer çamura çöktüğünde Haydar'ı arıyorlar. Haydar Boran'la birlikte Haydar bunları söylüyor. Konuşmaları var. Var yani bizimkilerle çağırıp konuşmalar. Boran'la birlikte tarlaya gidiyorlar. Yani yeğeni yanında. Şimdi o sırada Bülent'in geldiğini de gördüklerini kendi ağzıyla söylüyor. Hadi biçerciye dönmüş bu niye geliyor demiş. Var yani Zayda Hanım size verebilirim söyleyin, avukat. Söyleyin tamam. Siz anlatın. Şimdi niye? Baştan bir anlatın o konuşmayı evet. Bana. Şimdi aşağıda Bülent kendi tarlasında bırakıyor ya traktörü bakıyor ki daha onların tarlası bitmemiş. Traktör de biçer de orada çamura çökmüş üstelik bir vaziyette. Üstelik çamura batmış durumda. Şimdi bu orada yürüyor. Orada Haydar diyor ki ben diyorum ki haberim yok ya diyor Bülent geleceğinden. Ben sordum diyor ya bu niye geliyor şimdi? Hani abime böyle söylemiş. Bu niye geliyor? İsmet orada demiş biçerci. Ya ben çağırdım tarlasına girilecek ya. Böyle. Şimdi Haydar'a soruyoruz. Teyzemin oğlu soruyor Hüseyin'e, Haydar'a. Ya diyor sizin yeğeniniz Boran da oradaymış diyor. Boran diyor Bülent öldükten sonra mı gitti diyor. Bülent'i de gördü mü diyor. Ya diyor Hüseyin diyor ki ben diyor kendimde değildim ya diyor. Hatırlamıyorum diyor oğlum ben eve gittiğinde konuştum öğretmenim. Ama... Şimdi Boran'ın traktörü Bülent öldürdükten sonra oradan dönüyor. Evet, o başka bir yerden kamerayla. Dönme ihtimali var mı? Yok. Yok. O traktör onların yani o traktör onların bilinir, o tarladan şey. Dönüyor evet. Muhtemelen. Bir de bu soruşturmada Boran'ın orada olup olmadığını siz söyleseniz de söylemeseniz de soruşturmayı yapan savcılık hatta savcılığın eli kolu jandarma savcı. Biliyorsunuz. Jandarma evet. Orada kimler varsa orayı kontrol altına alıp mutlaka hepsinin ha bu ifade alma olayı da enteresan. Bunlar ifade alınmamalı, sorgu yapılmalı. Sorgu. Yani bu insanlara yani gel buraya hadi otur burada ifadeyi ver git.
Adam anlaş, ifadeye yani herkes... Yani ifadede hiçbir şey sormadan nasıl oldu bu olay deniliyor. Evet. Onlar da anlatıyorlar. Ya bunlar sorguya tabi tutulmalı yani. Gibi yazılıyor. Öyle bir şey yok. Ama sorgulanmalı bu insan. Maalesef. Sorgulanmalı sorguda yani. Sorguda ters evet. sorular da sorabilirsiniz. Farklı şeyler de anlatabilir. Zaten aradaki çelişkileri yakalayarak polis Zaydan, ilerliyor. Zaydan bak bunu unutmamam lazım. Buyurun. Mutlaka bütün sorgularda, buyurun. Kolluktaki sorgularda... farklı saatler bildikleri saatler olan olay saatini söylüyorlar ama mahkemedeki saat mahkeme dediğimiz siz dediniz ya o suç geçici, cezada savcılıkta aynen evet. hakimin önüne çıkıyor sonuçta karar evet. veriliyor içeride mi kalacaklar tutuklu mu orada hepsi de biçerci 3-4 el ateş duyuyor Haydar 2-3 defa duruyor Hüseyin 3-4 defa duyuyor öldürüldükten sonra 3-4 defa şey duyuyorlar. Ateş sesi. Ateş sesi yani silah sıkılma sesi. Yanlış konuşursam duyuyorlar. Düzeltin. Yok yok hiç önemli değil. Doğru. Ya da olabilir olabilir. Psikolojik olarak değil, kolay değil bunları anlatmanız ama anlatmanız gerekiyor ki yol alalım. Çok kolay değil. Benim için ben kendimi tutuyorum. Ağlamak istemiyorum. Her şeyi anlatacağım çünkü yani her şey var. Şimdi dörtle dörtsesiz yere öldü kardeşim. Olay saati diyor. Bir dakika döndü. Niçin öldürüldüğünü, niçin öldüğünü bunu olay anlatıyor. Evet biz oradaydık yani Zayda Hanım. Olay saatini hep 4 ve 4.30 arası vermişler. Abim tarlaya gittiğinde 17.40. Ben olayla yani, benim yani mesafe oldu, uzak hep olduğu için ben bir şey göremedim. Bir dakika Zerrin. Buyurun Ali Bey. Olay yerine benim mesafe uzak olduğu için ben bir şey göremedim yani. Sadece silah sesini duydum. Başka bir şey duymadım ben bir şey. Tamam. Tamam. Bilemiyorum siz, diyeyim ben. Siz silah sesini duymuşsunuz sabah da berabermişsiniz. Tamam onu anladık. Tek sıkıntısı sizin oğlunuzun niye barut izi var elbiselerinde o enteresan. Sonradan da olay yerine gelmişsiniz. Olay yerine geldiğinizdeki ortamı bana bir anlatır mısınız Ali Rıza Bey? Artık oradan bir... Zayda Hanım şimdi olay yerine geldiğimiz şöyle yani ismini bağışla. Sevda Hanım'a gösterdim. Olay bizim bulunduğumuz noktayı dahi gösterdim. Oradan buraya geldik. Biz olayı en az 4 saat sonra duyduk yani. Ali Rıza Bey bana şunu anlatın. Orada kimler vardı? Ettiğim. Nasıl öldürüldüğü söylendi? Kavga olmuş mu orada? Neler duydunuz onları anlatın bana. Zayda Hanım o anda biz şok olduk, şoka girdik yani. Öyle bir şeye girdik ki çünkü benim yanımda çok evladımdan değerli bir öğretmendi ve aynı zamanda akrabamdı ben. Tamam. Acınız hatırlamıyorum büyük. Nasıl öyle ama bir şeyler dememe. Hiç mi duymadınız? Şey tanıyamıyorum yani kendime. Sormadınız mı? Bu adam burada nasıl öldürüldü? Bu kurşun nereden geldi? Kim vardı burada? İşte onu... Gün boyu tarladaydınız i̇şte orada, amca söyleyin orada kavga yerinde, oldu mu sabahtan ilk köye yerinde, gelen şey kavga olmuş dediler. Esmeler vurmuş söylediler herkes sonra onu herkes duymadık. Birden biz duymadık ben duymadım kesinlikle ben duymadım. Biçerciyle falan. Hayır bak, ben öyle bir şey duymadım. Biçerci de bitiyor zaten biçercinin konuşmaması çok enteresan. İçinde olduğu biçercinin içinde olduğu garanti zaten bunların ağız birliğiyle aynı konuşmaları. İşte. Yani bu olay çıkartsınlar, konuşsunlar kim yaptı? Kim yaptı? Zeynep kızım bak şimdi ben onları duymadım bilmiyorum da. Yalnız bizim Ali Gölü amcayın oğlu dedi ki yani kendimiz o kendine demek ki toparlamış. Bizim öyle bir sinirlenip birine saldıracak halimiz yoktu ki. Amcam saldırmıyor. Ali dedi ki oğlum dedi, bu dedi tavuk ölüsü değil. Ali Gölü amcam orada Hasan'ın üzerine yürümüş saldırmış. Senin silahların, sen taşırsın silahları, sen tarlalara silahlarla gidersin demiş Hasan'a. Bu senin işindir demiş. Hepiniz destekleyip çembere alsaydınız. Biz güçlü bir kabileyiz. Yok, yok kızım hepiniz ben onları duymadım. O insanlar biz tanımayız. Yani silahlı olduğunu biliyorlar. Biçerciler sizler tarlayla uğraşıyorsunuz. Sizler peşine düşeceksiniz. Bülent de orada yatıyor gözükürken herkes birbirine girer diye köşeye çekilmeyecektiniz. Biçerciyi benim orada öz amcamın oğlu 9 yıldır tanıyor. Biçercinin silah taşıdığını biliyor. Zeynep. Şüphelenir. Bundan şüphelenirsiniz. Kızım kardeşim. Sen benim yapımı çok iyi bilen bir insansın. Ben amcacığım ben 20 Allah'tan yıldır korkarım. Yurt dışında yaşıyorum. Ben kimseyi tanımıyorum ben. Babamı bile tanımıyorum huyunu suyunu bilmiyorum. Tanım. Sen beni iyi tanım. Benim için silah taşıyan herkes şüphelidir. Ben
Şüphelidir ve bu insanlar, Allah'tan korkmam. Bu insanlar Haydar ve Hüseyin'in çocukları, ben... küçücük çocuklar silahlar taşıyorlar. İnternette görüntüleri var. Bu insanlar bak bilerek sıkmasa bile yanlışlıkla başkalarına değer. Benim abim en karşı olduğu şeyle öldürüldü ya, hayatında silah görmemiştir bu, vicdanen ya çıkın konuşun lütfen, köylülere görgü tanıklarına söylüyorum ya. Yavrum, sizler nasıl, ben bir buçuk senedir yaşamıyorum ya, yaşamıyorum. Bütün görevlilere, görevine davet ediyorum ya. Ben neden programlara çıkıyorum da bir eğitmen, bir insan için adalet arıyorum. Lütfen size yalvarıyorum vicdanen, benim abim. Çok iyi bir eğitmendi Zayda Hanım. Öğretmen arkadaşları yani bağlansın. Kim ne biliyorsa en ufak ayrıntı Ayrıza Bey. Ben... Sizin nezdinizde söylüyoruz, sadece size değil. Evet. Kim ne biliyorsa, kim ne duyduysa bu köyde, Demircili Köyü. Köy dediğiniz küçük bir yerdir. Herkes herkesi tanır, olasılıkları aynen bilir. Kulaktan kulağa da çok şey duyulur. Evet, muhabirimiz evet orada her kapıyı çalacak. Ve bilenler bildiklerini bize söylesinler. Kim olduğunu söylemeden... Gerekirse sesini değiştirerek, kimliğini değiştirerek ben burada yayınlarım. Yeter ki doğru bilgilere doğru şekilde ulaşalım. Şimdi kapatıldı. Belki birilerine para verildi. Belki susmayı evet verildi. Belki korkutuldu. Zayda Hanım, vallahi ama aradan, ben bildiğim... Tamam size bir şey demiyorum ama bilen kimse gördüklerimi konuş. Bana ulaşsın. Pek teşekkür ediyorum. Yarın devam hocam edeceğiz efendim. Şimdi Adem Bey karısını arıyordu fakat karısının aslında... Osman Bey'in ve Osman Bey'in de kendisi üzerine ait olan malların, mülklerin satıldığını iddia eden iki tane abisi yayındaydı. Onlar yine buradalar. Adem'in konusuna geçiyoruz. Buyurun. Kara gözlüm dediği karısı Aysun'u bulmak için yayınımıza çıktı. Aysun iletişime geçmeye çalıştı mı? Hayır. Hiçbir şekilde bana ulaşmadı. Çarşamba günü yayına ilk çıktıktan sonra Perşembe günü dayımı aramış, oraya çıktı, beni rezil etti demiş. Çocukları yurda bırakıp kendimi öldüreceğim falan demiş. Bu kadar. Osman'ın ağabeyleri Nihat ve Suat stüdyoya geldi. Büyük yüzleşme gerçekleşti. Ya Osman köydeki babamdan kalan yerleri biz paylaştık, yerlerimizi saptı. Aysun saptırdı yani buraları. Aysun demiş ki sizin yerler değersiz, benim yerler çok değerli veya değerlenecek demiş. Benim yerleri satmayalım, sizin senin yeri satalım ki demiş. Ora demiş bir daha varmayalım. Bunlar hep yalan konuşuyor. Yani doğruluk payları şu. Buradaki sadece doğruluk payları Aysun'un kardeşinizle boşanmadan önce benimle beraber yaşamaya başlasın. Başka bir doğruluk payı yok. Evli bir kadınla beraber yaşamaya utanmıyor musun? Senin çocuğun kimin üstüne? Osman'ın üstüne. Osman'ın üstüne. Sen niye boşandıktan sen sonra sen... utanmıyor musun şimdi? Senin evet çocuğun niye Osman'ın rahmetliğinin üstüne? Çocuk onun üstüne düştü. Bu yasal zaten süreç. Ben bunu isteyerek yapmadım. 12 sene evvelinde bu düğün yapıldıktan 2 ay içerisinde bir ayrılma kararı alınıyordu. Bu ayrılma kararının da sebebini kimse bilememişti. Biz bu soruyu direkt Armağan Bey'e sorduğumuzda evet benim bir yakınlaşmam oldu. Ama bu iddia edildiği gibi büyük kız çocuğunun benden olma olasılığı mümkün değil dedi. Ya Aysun şöyleydi. Aysun yönetebilecek kişileri parmağında oynatır. Aslında Osman'ın arabası sizin yeni düzeniniz için mi satılmış oldu? Osman'ın değil, Aysun'un arabası. Ama Osman aldı zaten arabayı. Osman almıştı. Aysun'un üzerine verdi ama Adem'e yaradı yani, başka bir şey olmadı. Bana ne yarayacak ya, sen niye Adem'e yaradı diye konuşuyorsun? Evet, sana yaradı ya Adem. Gerçekleri konuş. Sizin yeğenlerin parasını yemedi. Ben mi yedim? Nerede yemedim. Nerede aldım? Ya aslında siz yiyorsunuz tabii, hala bak mal mülk peşindesiniz. Ne mal mülk peşindesiniz? Hepsi yerinde durur. Peşindesiniz. Peşinde değiliz. Peşindesiniz. Hepsi Osman'ın üzerine tatlıları. Siz çocuklar tatlıları bizim kütüğümüzde olmuş olmamış sizin umurunuzda değil. Ben senin gibiler de yüz göz olmam. Öyle bir ölümüne sebep olur, ondan kere getir diyeydim. Ya ben mi dedim seni biraderin git kendini öldür diye. Aysun ve çocuklarının başına bir şey mi geldi? Adem nerede olduğunu biliyor mu? Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da şimdi. Adem hoş geldiniz. Nihat Suat hoş geldiniz. Hoş şimdi dün bir cümle vardı burada. Bir araba satışı, bir de motor satışı gerçekleşmiş. Bunları Aysun satıyor. Adem diyor ki bu araba Aysun'undu. Siz de diyorsunuz ki hayır Aysun'un değildi, Osman'ındı, rahmetli Osman'ındı. Bizim kardeşimizin onu aldığı arabayı sattılar, o da Adem'e yaradı. Öyle mi? Evet. Araba Osman'ındı. Osman arabayı aldı. Boşanma dilekçesinde de
demiş ki boşanmak için arabayı bana vereceksin. Osman da tamam diyor. Arabayı Aysun'a veriyor devrini. Bu boşanma dilekçesini yazmadan önce veya sonra. Çünkü Osman bizimle iletişimi kesmişti. Bu ilk boşanmalarında. Hayır hayır, ilk boşanmada değil. İkinci boşanmada. Şimdi boşanma dilekçesinde. Ha. Ama henüz boşanmadan Osman hayatına evet. son veriyor. Evet. Evet. Motor da zaten Osman'ın üzerine. Motoru Osman iş yerinde kaldı. Biz oraya gittik. Ramazan abiyle, Ramazan ev sahibiyle gittik. Hani dedik bakalım nerede. Motoru depoya koymuş Korhan Bey patronu. Bana dedi ki Nihat abim dedi motoru götürün. Çocuk benim düzen etmiyor. Osman abim nerede diye sorup duruyor dedi. Ben dedim abi ben motoru götüremem. Çünkü ben savcıya sormadan böyle bir şey yaparsam yanlış olur. Gittim savcıya dedim ki savcı bey böyle yalan atıyorsun sen oraya motoru götürmek için geldin de onlar vermemişler sana. Kes bırak sesini. Sen orada mıydın? Yok. Sen orada mıydın lan? Sen orada mıydın lan ben diye konuşma. Ben oradaydım lan. Konuşurum. Ha, sen yalan atıyorsun. Sen söylüyorsun. Sen yalan atıyorsun. Sen orada mıydın? Hayatın yalan. Başından beri sen yalan atıyorsun. Ne yalan atacaksın lan? Kes ne yalan atacaksın? Kes ne yalan atacaksın? Kesmezsen ne olur lan? Hadi kestir bakayım. Hadi kestir. Hadi kestir. Sakin. Hadi. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olmayacaksın ya. Gelmiş öyle. Ya burada her şeyi açıklayacak olan Aysun. Neden buna ulaşılmıyor? Bu adamlar kim benim muhatabım oluyor ya? Bunlar kim? Sen kimsin lan? Kim bunlar benim muhatabım oluyor Zayda Hanım? Sen kimsin? Birbirinize hakaret etmeden konuşursanız anlaşabiliriz. Bir dakika. Şimdi sonuçta... Ben buraya Aysun'a ulaşın diye geldim. Her şeyin çözümü Aysun'da. Niye Aysun'a ulaşılmıyor da bunlar geliyor benim karşıma? Aysun'a niye ulaşamıyoruz? Aysun seninle görüşmek istemiyor olabilir mi? Ya görüşmek istemiyorsa çünkü benim... en son kaçtığı yer sonuçta senin evin, senin yuvan. Yani seninle olmak istemediği için Aysun kaçıyor aslında şu anda. Benimle olmak istemiyorsa o zaman siz niye ulaşamıyorsunuz? Madem böyle bir durum var... Belki ulaşmışımdır Adem. Ama bakalım. Daha oraya kadar gelmedik daha. Şimdi bakalım neler çıkacak. Bak burada bir kişi hayatına son vermiş. Evet, kendisi son vermiş. Işte. Evet bunlar ama acaba de... sebebi ne sonuçta? Kardeşim yani... bunlar diye bir şey yok. Evet var. Biz değiliz sebebi. Nasıl yok? Biz değiliz. Ya ne yapacaksın? Siz nasıl biziz ya? Ben mi dedim git adama? Siz sebep oldunuz ona. Ben kendi ağzınızda söylemişsiniz yayının başında. Neyi kendimiz ağzımızda söylemişsiniz? Bizim yüzümüzden vefat etti diye. Ya biz beraber olduk diye adam vefat evet. etti tamam. Sebebi ama ben mi dedim vefat etti? Sebebi sizsiniz. Zorladınız. Bu bir cinayet mi oluyor? Zorladınız. Bu bir cinayet mi oluyor? Bunu bir ihbar kabul etsinler. Ne ihbar kabul ediyorlar? Bunu. Ya saçma saçma. Bir dakika sakin olalım. Sakin olalım. Cinayet kabul etsinler bunu. Sakin. Şimdi bak Adem yaşadıklarınız hiç kolay değil Suat ve Nihat. Şimdi senin başına Allah kimsenin başına böyle bir şey göstermesin. Ama sen şimdi Aysun'u seviyorsun, sevdiğini söylüyorsun. Bir yuvanız var ve çocuğunuz var. Ya bırak bunların da ben gidiyorum. Ya onun için var ya. Karıştırırsan suçluysan bulun. Kesinlikle. Suçluysan ben burada her şey çıkacak. Sizce Adem İşin buraya neden... geleceğini bilmiyordu. Hiç karışınca kaçıyor stüdyodan. Neden kaçıyor sizce? Evet. Çünkü suçlular. Suçlu olduğunu biliyor. Suçlanan herkes kaçar. Zaten suçu olan insan kaçar. Ben bunlar için gelmedim buraya ya. Ben bunlar için gelmedim bu programa. Bunlar için başvurma. Bu programa... Sizin nikahlı olmayan birlikteliğinizden olan kişinin de sizinle birlikte olmak için... Eski eşinden ayrılıp geldiğini söylememiştiniz. Bu kişi de hayatına son veriyor bir şekilde. Evet. Şimdi siz istiyorsunuz ki Aysun gelsin biz barışalım. Ama sizin yaşadığınız ilişkinin mal olduğu şeyler var burada. Evet. Ya ben mi dedim git kendini öldür diye? Hayır. Ben mi dedim git kendini öldür aynı diye? Aynı şey sizin başınıza gelseydi Adem. Benim yani de başımdayız Aysun, zaten şu anda. Ben Aysun şu anda Zaydanım başka kendimi. Bir adamla yaşıyor olsaydı. Senin hayır, çocuğunu hayır, alıp gitseydi. Hayır diyorum bak. Buranın ben buraya bir... Olay oldu. Ben hatalıyım. Ben bu. Bak hatalı olduğunu biliyorsun Adem. Ben bu kadın boşanmadan ben bununla beraber yaşadığım için hatalıyım. Beni bunun için suçlayın. Ama beni başka bir şey için suçlamayın. Suçlayamazsınız. Sizin de öyle. Her şey karışma lan sen. Sen konuşma lan. Terbiyesiz. Niye çıkmadın? Terbiyesiz. Niye gidip de bir terbiyesiz. Sen gidip dalgalanan çıkmasını bekledik işte ya böyle. Bırak. Bir dakika bırak, sakin olalım. Ben çıkmasam Nihat, size Suat, adam yok lan buraya. Sen bir dakika. Beyler bir dakika. Şimdi şunu açıklığa kavuşturalım. Hayatına son vermiş birisi var. Rahmetli Osman. Yani Aysun'un gerçekten Aysun'a eşi. Aysun'a suç çıkmaya çalışıyorsunuz. Bana da. Yok kardeşim İkiniz öyle ya. İkiniz de suçlusunuz. İkiniz de. Suçlusunuz.
Kapat hani kim diyor bana suçlusun diye. Sen suçlu diyorum. Demekle ben suçlu olmuyorum. Evet suçlusun. Savcı da benim ifadem. Kimse suçlu. Hakim dersin. Sen kimsin? Sen kimsin? Ne olacak? Senin demekle ben suçlu olsam ne olacak? Hakim savcı soracak sana. Ya sorsun kardeşim. Bir dakika. Avukat sorsun. Bey'e sormak istiyorum. Bir dakika evet. Sakin olun. Gerek yoksa sorardı zaten. Sakin evet. olun. Şimdi bir kişi hayatına evet. son veriyorsa ve evet. durumda böyleyse yani sevdiği kadın başka bir adamla bir hayata başladıysa. Evet. Hukuk açısından bu nasıl değerlendirilir? Şimdi şöyle kişinin görünen o kişiyle olay arasında yani doğrudan illiyet bağı yok. Yani şimdi mesela tabii onda bir zayıflık varmış. Akıl zayıflığı olabilir. Veya var mıydı böyle bir şey? Canlı yani psikolojik tedavi gördü mü? Yani şimdi görüyordu kardeşim. Nasıl görmüyordu? Şöyle, kaç tane kaydı var? Bunların hepsini bana söyledi. Ne adam, kaydı var? Yani adamların bak hastane kaydı mı var? Yaşamış mıyım Zayda Hanım? Evet. Aysun'la veyahut da eski eşimle veyahut da evli bir insan eşiyle problem yaşamış mı? Yaşamış. Mutlaka yaşıyorlar. Kendileri ağızlarıyla dahi söylediler. Kaç defa kavga ettiklerini. Bu insanlar problemliymiş. Bu insanlar bitmek üzereymiş. Yani beni niye suçluyorlar? Aysun'u niye suçluyorlar? Tamam. Bir nevi biz de hatalıyız. Ama yani biz hatalıyız madem. Bu kadar şeysiniz. Niye çıkmadınız şimdiye kadar ya? Ben senin bu televizyonlara çıkmanı... Bak kaç tane böyle şekilde program yapan televizyon kanalları var. Kaç kere bekledim. Çıkar bunlar dedim. Niye ne çıkmadınız? Adet, çünkü ben suçlu değilim. Bekledin. Siz suçlusunuz. Demek ki bir şey bekliyor musun ki? Bir dakika ki? Neydi beklediğin Adem? Ya abla ben bunların böyle bir insan olduğunu biliyorum. Çıkamayacak. Ya bunlar... Hayır, bunlar neden bak, neden bunlar çıksınlar yani? Neden başvursunlar bana mesela? İşte başvursunlar. Ya hani beni suçluyorlar. Bak cinayetle suçluyorlar ya. Bak savcı az önceki konuda... Bak cinayet başka bir şey. Orada bir hayır, kurşunla bir adam suçlu. Öldürülüyor. Bak, Aysun'u siz suçluyorlar, de, cinayetle beni de suçluyorlar. Azmettiricisiniz siz diyorlar. Şimdi sebep olmakla suçluyorlar. Direkt cinayetle değil. Az önceki konuda. Azmettirmek de mümkün olabilir aslında. Yani cinayetin faili meçhul kalmış. Cinayetin faili meçhul kalmış. Bak çıkmış insanlar buraya. Bunlar da beni suçluyorlar madem. Niye çıkmamışlar? Savcılık kaç kilometreydi la size? Kapa çenen lan. Senin çıkman hata yapmanı bekledik. Anladın mı? Ne ya? Hata mı la bu? Hata lan. Bir dakika Nihat Bey bu bir hata değil. Aramak, hata mı? Hata, bir dakika bu bir hata değil. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Ben alemim lan. Ben de Nihat'ım. Ha. Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çıkacağım programa savcı. Seni çağıracak sorguya. İlla lan ne çağıracak? Çağıracak gerçeklerle bildiklerinizi açıklamanın dışında. Senin kuş beynin bu kadar çalıştığı için çıktın işte. Elin karşısına aramaya çıktın. Çıkmadım kardeşim. La ben arkasındayım. Yaptığım her işim arkasındayım. Sen elin karşısını aramaya çıktın Adem. Sen 3 kuruşluk, 5 kuruşluk malın mülkün peşine düşüyorum. O insanların köydeki eşyalar meşyalar diyorsun da bana. Oradaki bir dünya adamın malı mülkü ne oldu? Hepsi durdu yerinde. Malı mülkün peşine. Malı mülkü Osman'ın bütün eşyası sende. Bir dakika. Aramasınızda bir dakika. Bir dakika. O kadar mal mülk ne oldu dedikleri nedir? Yani bu rahmetliden ne kaldı? Ya, onu söyleyin bana. Bir dakika Adem bizim, ne kaldı? Bizim orada 2 dönüm 250 metre kare tarlası var. İçinde evi orada duruyor. Hiçbir şekilde tapusun üzerine geldi. Ha, o evde şöyle bir şey anlatayım. O evde rahmetli babamın eviydi. Biz kardeşimiz annemize bakar diye annemiz onun üstüne yaptı. Ve bu da olaydan sonra annem biraz akıl sağlığını yitirdi diyelim. Bu olaydan sonra düşünmeden oğlum öldü diye. Sebep bunlar yani. Açıkçası. Onun haricinde annem şu anda sokakta kalmış durumda. Niye siz varsınız aslında gibi oldu bak, niye biz sokakta? Biz sokakta kalmış derken. Bir dakika kendi abi üstüne, niye sokakta? Kendi üstüne tapulu olan evi oğluna verdiği için o zamanları o evde sıkıntı oldu ya dedik. Ondan sonra bizim yanımızda başladı. Yani Aysun o evi satmak istediği için mi sıkıntı oldu diyorsun? Evet. Satamadı yani. Satamadı. Şu bir yalandır. Tapu mahkemelik olduğu için satamadılar köydeki yeri. Kalan yer orası. Bile bir dakika bak. Bakın bana bu şeyle tutacaksanız ben bu yayında durmam. Bakın Zayda Hanım ben tekrar Adem, söylüyorum. Adem sakin ol. Bak, bildiği şey, bildiği şeyler anlattığım için değil. Durmak istemiyor. Sadece o. Gerçekler acıdır. Ben gönderirim. Sesini alın. Sesini alın herkesin. Sesini alın. Canlı yayında şimdi Osman'ın ev sahibi Ramazan Bey var. Bir ona sormak istiyorum. Konuşmayın lütfen. Ramazan Bey merhaba. Peki hemen hazırlayın. Bağlayalım. Şimdi Osman'ın ev sahibi yani bu olayları yakından gören belki sizden daha iyi gören birisi. Ramazan Bey merhaba. Ramazan Bey hoş geldiniz yayına. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Ramazan Bey. Hoş bulduk, Bey. İyi günler.
Teşekkürler. Siz Osman ve evet. Aysun'un ev sahibi miydiniz? Kaç sene sizin evinizde kaldılar? Evet, doğrudur. 3,5 yıl kaldı. Peki nelere şahit oldunuz? Araları nasıldı? Osman Bey Aysun'u sever miydi? Aysun Hanım Osman'ı sever miydi? Çoluk çocuk ilişkileri nasıldı gördüğünüz kadarıyla? Gerçekten bunların aralarında fırına girinceye kadar bir sorun yoktu. Girdiğinde de yoktu. Hani bunlar gitse nereye gitse beraber giderdi, köye giderlerdi, gelirlerdi. Akşam sabah beraber olurduk hep beraber. Bunlar 1,5 ay fırına girdikten 1,5 ay sonraları sabahlar kahvaltıda sürekli tartışma yaparlardı. Yukarı sesleri gelirdi benim yani eve. Aysun Hanım fırında çalışmaya başlayıp Adem Bey'le tanıştıktan sonra mı demek istiyorsunuz? Adem'le tanıştığını bilmiyorum. Bakın Adem'le tanıştım işte desem yalan olur. Sonra duydum öyle bir şey olduğunu. Şimdi ben Osman'a dedim ki Osman bak çok tartışmalarınız geliyor sabah duramıyoruz. Hani sorun nedir? Bir şey mi var dedim. Abi biz ayrılacağız dedi. Ayrılma dilekçesini verdik zaten dedi. Hani Aysun'a bunu söylemen, hani tartışman. O gidecek dedi. Bize şöyle dedi. Antalya'da arkadaşları var. Bu orada ev bulacaklar. Orada duracak. Bu yine gelir bura dedi. Yani başka birisi olduğunu falan dedi. Söylemedi tabii hani size. Hayır Osman da bilmiyor dedi. Kesinlikle başka birisi olduğunu söylemiyor. Sadece tartışmaları vardı. Osman da biz de seslenmedik. Gidecek dedi ya. Bir gün Osman çalışmaya gitti. Aysun koliler taşıyor, götürüyor. Tabii Osman da gidecek deyince ben Osman'a haber vermedim. Gidecek dedi ya. Osman geldi öğlen. Aysun gitti Osman dedim ben. Abi daha gitmeyecektir. Ramazan abi dedi. Niye gitti? Gitmemiştir. Öyle bir şey yoktu dedi. O dedi çarşıya pazara gitmiştir. Dedi. Hayır dedim ben gitti. Sonra dedi ben fırına giden dedi. Gitti. Fırında Adem de yokmuş dedi. Ben Adem'i tanımam dedim ben. Onu bilmem. Yalnız sen böyle dedin. Ben sana haber vermedim dedim ben. Aysun gitti dedim. Çocuklar da götür dedim ben. Ondan sonra Osman tabii panikledi. Fırına gitti. Onlarla telefonla görüşüyor. Her gün öğlenleri. Tabii Adem Bey'le de mi görüşüyor? Aysun'la görüşüyor. Size Adem Bey nasıl ondan sonra, söyledi? Efendim? Ne olarak söyledi? Adem de fırında yokmuş dediği. Hayır, Osman kendisi söyledi. Fırındakiler çalışanlar demiş ki Aysun da gelmedi, Adem de yok demişler. Ha. Adem de gelmedi demişler. Osman o zaman öğrendi tahminim. İkisi beraber aynı iş yerinde çalıştığı için. Yani iki kişi birden yok iş yerinde diyorlar. Ben Adem Bey'i daha önce görmüştüm, bilmiştim yok. Peki. İki kişi birden yok olunca o zaman tabii fırındakiler bunu herhalde biliyoruymuş. Adem ile Aysun'un arasında tabii ne kadar diyalog olduğunu belki biliyor, bilmiyor. Onlar da ikisi de yok peki, demişler. Peki Ramazan Bey bana siz Osman'ın son gününde onu son görenlerden birisisiniz. Bana o günü anlatır mısınız? Evet. Şimdi o günü anlatayım. Osman öldüğü gün gündüzüne böyle saat 2'yi çeyrek geçe 20 geçe sıralarıydı. Ben bir yerden geldim. Osman da motoruna binmiş iş yerine gidiyordu. Osman'ın morali çok bozuk. Osman ne oldu dedim ben. Ramazan abi dedi. Aysun'la da işim bitti dedi. Çocuklarla da işim bitti dedi. Çocuklarla da işim bitti. Aysun da dedi. Beni engellediler zaten telefonda dedi. Artık onlarla bir işim yok dedi. Ama akşam gelince konuşacağız dedi. Aysun'la konuştu bunlar. Ne konuştuysa Aysun ne dediyse. Aysun'un demesinle bunu yaptı. Tabii çalıştığı yerde, veterinerin çalıştığı yerde tarım da vardı. Tarım ilaçlarının olduğunu biliyordu. Osman kullanıyor zaten. Osman orada vardı. Niyeti değiştiriyor. Bunu kullanıyor. Akşam gelmedi. Gelmeyince aramaya çıktık. Tabii herkes aramaya çıktı. Bulduk. Zehir içmiş. İçince de böyle gözü falan değişmiş. Simsiyah olmuş. Ambulans çağırdık. Bunu götürdük. Tabii özel bir hastaneye gitti. Orada da sabah ertesi gün vefat etti. Peki siz Aysun'la konuştuğunu nereden Aysun'un biliyorsunuz? Aysun'un arasında ne konuştu? Nereden biliyorsunuz? Kendisi efendim? Mi söyledi size Aysun'la Osman'ın konuştuğunu nereden biliyorsunuz? İşte onu en son konuştuğunu ben de biliyorum. Osman kendisi söyledi. Nasıl anlattı size? O gün de gelmedi işte. Vefat edince zehir... Akşam olsaydı gelseydi bana anlatacaktı. Çünkü dedi ki çocuklarla da işim bitti dedi. Aysun'la da işim bitti. Yani çocuklarla da benim işim bitti dedi yani.
Ne demek istedi sizce orada? Çocuklarla işin bitti demek. İşte orası bizde de soru işareti kaldı. Ne olduğunu akşam olma gelmeyince o kapalı kaldı. Biz de bilmiyoruz artık. Onu Aysun bilecek. Tabii Osman'ın vefat edince Aysun'da kaldı bu soru. Şimdi Osman Ceza Kanunu 84. madde diye. Adem Bey'in durumu pek ona uymuyor. Tamam sizin o konuda. Evet. Ama Aysun'la alakalı Aysun mutlaka ortaya çıkıp hakkındaki bu şaibeli durumu ortadan kaldırması lazım. Niçin? Çünkü Türk Ceza Kanunu 84. maddede bir kimseyi onun başka türlü sebeplerle kişi zannedersem en az 4 yıl ceza alıyor. Yani onun için bu Türk Ceza Kanunu 84. maddesi de bu ayrıca bir suçtur. Cinayet değil ama kişiyi azmettiren, yardım eden, kişi sevk eden kişi de ayrı ceza alıyor. Onun için Aysun mutlaka, bak ben burada Aysun Hanım'a sesleniyorum yani. Mutlaka ortaya çıkıp bu hakkı, yoksa Cumhuriyet Savcılığı nezdinde de ben de suç duyurusunda bulunmak zorundayız biz tabii ki. Bir vatandaş olarak bu da bizim görevimiz. Yani üstündeki şaibeli durumu yok etmesi lazım ki peki. Bu insan kendiliğini Aysun'un eğer bu işte dahli varmış gibi şimdi, sanki görünüyor yani. O gün çocuklarının da kendisinden olmadığını hocam, belki onu, de öğrendiği bir gün olabilir. O öyle bilecek. Çünkü enişteyle ilgili de bir durum var ortada. Size hiç Aysun Hanım'ın tabii o biraz zor Osman söylememiştim dediğim ama. Gibi akşam olsa bana açıklayacaktı. Muhtemelen sizinle dertleşecekti ama akşamı göremedi ya da hayattan. Evet. Zaten Zahide Hanım her gün bizimle oturuyordu. Ben de bu işi yapabilir kapasitesinde görüyordum bazen. Ben bunu her gün akşamları eve çağırıyordum. Bire kadar, 12 kadar oturuyorduk. Bunu evine bırakıyorum. Sabah da kontrol ediyordum. Siz enişteyi biliyor muydunuz? Sağ mı değil mi, işe gidiyor hayatında... mu, gitmiyor mu? Tamam. Peki hiç enişteyi duymuş muydunuz? Böyle bir şey varlığını biliyor muydunuz? O kadar enişteyi söylemiştiniz. Ben Osman'ın cenazesinde duydum. Cenazeye gitmiştim. Tamam. Orada da böyle konuşuyor. Daha önce böyle de Aysun Hanım burada kesinlikle peki. Birileri gelip gece gündüz kesinlikle Adem, öyle bir hatası yoktu. Peki Adem az önce bir şey söylemişti. Şimdi bakın Osman öldüğü tarih resmi kayıtlara göre 5 Ekim. Size anlatıyor muydu Aysun Osman'la konuşmalarını, telefonla konuşmalarını? Bana sadece bak birkaç defa daha konuştular. Osman çocukları istedi. Son gün. Hayır, son gün konuştular. Son gün, öğleden sonra konuşmuşlar. Ben işteydim. Biliyor musunuz ne konuştuklarını? Yani kısmen tabii. Doğru evet, öğleden sonra konuşmuşlar. Doğru. Yani kısmen. Adem'den bahsetmedi yani saat 2-3 gibi yine Ramazan abinin dediği gibi. Ama siz buna vakıf değilsiniz. Peki. Ben şimdi... Aysun bana anlattığı kadarını söylüyorum. Söyleyin. Hatta mesaj falan da atmışlardı birbirlerine. Ses kaydı da vardı. İşte işin kötü tarafı. Ne demiş peki? Ne dediğini söyleyin. İşte... Aysun'la iyi konuşmuşlar yani normal konuşmuşlar. Çocuklarla konuşmak istemiş. Çocuklarla konuşurken çocuklara işte anneniz işte ileri geri buna benzer daha şey kelimeler. Bunu size kim söyledi? Ses kaydı da vardı abla. Kim söyledi? Aysun. Aysun söyledi. Yani ses kaydı mı almış o sırada Aysun? Evet sen demiş. Niye acaba ses kaydı alma gereği duydu? Sen demiş bana sen bana demiş hakaret ediyorsun demiş. Ben de demiş seni demiş savcılığa bana hakaret etti diye suç duyurusunda peki, bulacağım diye. Peki çocuklar senden değil demiş mi? Abla onu kesinlikle dememiş. Bak telefon görüşmesinde peki. Bu da yoktu. Peki yarın devam edeceğiz. Daha konuşulmamış pek çok şey var ama bütün gerçekler ortaya çıkacak. Sonuçta gencecik bir adam hayatına neden son veriyor? Şimdi bir babaanne gelecek. Onun derdi ise bambaşka. Bütün anneanneler, babaanneler, bütün evlat sahibi olmak isteyenler ve olanlar ekran başına. Türkan Hanım geliyor. 63 yaşındaki Türkan 17 yıl torununa annelik yaptı. O kazadan sonra hayatları darmadağın oldu. 63 yaşındayım. Torunum Kadir'e ben bakıyorum. Kimseye bu zamana kadar muhtaç etmedim ama şimdi mecburum. Benim oğlumun hiçbir şeyi yokturdu. Lisede okuydu. Mali müşavirlikte staj görüyordu ama 27 Mart 2022'de hayatımı kararttılar. Hem benim hem oğlumun.
oğlum en son benden kazadan yarım saat önce anne ben eve geleyim dedi. Ondan sonra sesini duymadım. Hala da duymuyorum. Kadir'im 1,5 yıl bilinci kapalı kaldı. 6 ay da kafatasının şeyi karnında kaldı gemikleri. Ama şimdi bilinci açık. Şimdi daha iyi. Sadece tedavi görmesi gerek. Ama buna da babası yapmış. Kadir şu anda ne yemek yiyor, ne yürüyebiliyor, ne konuşabiliyor. Hiçbir şey yapamayayım. Sadece yatayım. Sadece ne dersem deyip bana bakayım. Annesi ve babasının kaderine terk ettiği Kadir'in babaannesi Türkan, Zahide Yetiş'e geldi. Kendi oğluna isyan etti. Kadir'in babası Adnan Çelik, Kadir'in iyileşeceğini biliyor. Tedavi görürse ayağa kalkacağını biliyor ama hiçbir şekilde yardım etmeyin. Yardım etmeyin çünkü benim çocuklarım vardı, benim kendime göre. Ama şu da bir gerçek, maddi durumu da iyi. Ama karısı izin vermiyor, analığı ya, izin vermiyor ya. Ne yapacağımı bilmez bir durumdayım. Ama babası İstanbul halkı. Herkes destek oldu elinden geleni 2,5 yıldan beri ama Kadir babası olmadı. Babası sahip çıkmadı. Hatta 5.000 lira için benden kavga etti ki çok büyük para. Ama tanımadığımız insanlar getiriyor hastaneden çıkartıydı, parasını ödüydü. Ameliyatını yaptırıyorlardı ama babası... Daha Kadir hastanede yoğun bakımda yatarken babası nasıl olsa ölecek diyerek de Kadir'i yoğun bakımda bıraktı gitti. Kadir'in annesi ve babası iddialara ne yanıt verecek? Ben torunuma hem ana oldum 17 seneden belli hem baba oldum. Ben oğlumun iyileşmesini istedim. Oğlum eskisi gibi konuşsun. Ben 2,5 seneden belli sadece göz göze bakayım. Zahide Hanım ne olursun kurban olayım teyzem. Benim oğlumun iyileşmesi için ne yapabilirsen yap. Çünkü artık benim hiç gücüm kalmadı. Bunun babasını da getir de burada. Babasının parası yok değil, babasının her şeyi var. Kendi keyif ederken, herkes evinde rahat rahat keyif ederken ben sabahlara kadar oğlumun başında bekliyorum. Şimdi Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Anası sağ, babası sağ. Ama yetimden daha yetim. Anne 4 günlükten terk ediyor Türkan Hanım'ın söylediğine göre. Babanın durumu iyi, yeni bir evlilik yapıyor. Ama yeni hanımının korkusundan şu anda yatakta bakıma muhtaç evladını ki daha önce sapasağlamken de gelmiyor, görmüyor, bakmıyor, tanımıyor. Ve babaanne olmasa bu çocuğun hayatta olma ihtimali muhtemelen yok. Beni de babaannem büyüttüğü için özellikle ehemmiyet verdiğim bir konu bu. Şimdi nasıl oldu da Kadir bu kadar kadersizlik yaşadı? Babasının yani sizin kendi evladınızın hiç mi onuru gururu yok, hiç mi insanlığı yok, hiç mi babalıktan nasibini almamış da oğlunu böyle hani siz bakıyorsunuz diye mi emanet ediyor yoksa hani ölsün gitsin diye mi bakıyor? Anne nasıl 4 günlükken evladını bırakıyor gidiyor bir anlatın. Ben ona dedim sen vicdanın rahat mı dedim benim vicdanım rahat dedi.
hiç sorun problem yok dedi. Sen ona zaten benden daha iyi bakıyorsun dedi. Hiçbir şey yapmadı. 2,5 yıldan beri. Ben öncekilerini saymayayım. Yemin ederim bak Kadir 17 yaşında. Senede 2 tane bayram var değil mi? Hı hı. 34 tane bayram oldu. Kadir doğdu doğalı. Hiçbir bayramda bir tişört, bir ayakkabı gerçekten almadı. Almadı. Etrafın sağın solun desteğinden ben Kadir'i bu hale getirdim. Geçen sene bu zamanlar hastanede yatıydım. Allah razı olsun bir tanesi biraz destek çıktı. Fizik Allah tedavi. Kadir oraya gittiğinde parmağını böyle kaldıramaydı. Ama şimdi elini böyle kaldırıyor. Mesela ayağını böyle oynatıyor. Niye? Fizik tedavi gördüm. Kadir, yani delikanlı bir çocuk. Hiçbir şey yokmuş. Yattığı yerde büyüdü, evet. Siz ona çok da iyi bakmışsınız anladığım kadarıyla ama olayın bir başına gidelim mi? 4 gün, yani Kadir bir aşk bebeği miydi? Yani bunlar severek evlendiler annesiyle babası. Teyzesinin kızıyla evlendiler. Ondan sonra teyzesinin geçinim. Kız dediğiniz sizin evet. Kız kardeşinizin kızıyla mı evlendi? Evet. Peki severek mi evlendiler? Siz mi evlendirdiniz? Yok öyle görücü usulü gibi oldu. Yani siz evlendirdiniz. Geçinemediler. Benim eşim benden çok yaşça büyüktü. Ben de bir tanedir evlendirdim. Eşim de o şey rahatsızdı. Benden de çok büyüktü. Bir tanesi evlenirse en azından bir tane eksilir diye bilinçsizliğimden sizin oldu. Sizin kaç çocuğunuz var Türkiye'de? 6 tane. 6 çocuğunuz var. Peki şimdi Kadir'in babasını hani bunu evlendirelim de bari biri eksilsin evet, diye mi? Evet evet. Evet o da kız öyle. Kardeşinizin kızıyla. Yeğeninizle aslında evlendiniz. Onlar da ondan sonra evlendi. Geri geçinemediler. İkisinin de yaşının küçük olduğundan dolayı ayrıldılar. Ama kimse kimseyi ne aldatma ne şu ne bu. Peki ayrıldılar da çocuk yapmışlar ama. Bir çocuk yaptılar ama o çocuğu kadın da gitti başkasından evlendi. Öbürü de Kadir'in babası da başkası. O benim peki, oğlum olamaz yani. Peki kaç günlükken yalnız kaldı Kadir aslında? Annesi doğumdan. Sürekli bir giderdi. Mesela oturuyor böyle sürekli giderdi. Sürekli annesinin evine. Hiç yani Kadir anne süt emmedi. Gerçekten annesi emmedi. Annesi hiç emmedi mi? Kesinlikle. Daha doğumda veriyorlar ama çocuğu hani. Kesinlikle Kadir anne süt emmedi. Onları da artık hepsini geçtim. O evlendi. Peki bir dakika o evlendi oraya gelmeden. Anne sütü bile emzirmemiş yani annesi öyle mi yok, Kadir? Yok emzirmedi. Ne kadar sonra evlendi yeniden? Kadir kaç yaşındaydı annesi evlendiğinde? Hiç bilmiyorum vallahi. Babası evlendiğinde kaç yaşındaydı? Babası evlendiğinde 4 yaşında falan. Daha bebekti ama hep sizinle mi kalıyordu? Tabii ki benimle kalıyordu. Ben bir de istemediler zaten. Yanına almak istemedi mi? Yok yok mahkemeye çıktılar. Kadın dedi ki ben dedi evlendim. Bakamayacağım. Babaannesi iyi bakar. Babası dedi ki ben şey oldum dosyaları var. O da evlendi. Ben bakamayacağım annem daha iyi bakar dediler. Oğlunuz bu beyefendi mi? Yani evet. Adnan Bey. Adnan Çelik. Evet. Peki. O benim oğlum değil ya. Oğlum olmasın öyle bir olan olmaz olsun ya. Yani gerçekten. Ya sen göreyim misin benim yanımda duran benim oğlum. Siz artık torununuzu benim evlattan oğlum, Kadir, çok sevmişsiniz. O değil. Biz onunla neler atlattık. Peki çok Adnan güzeldi hiç oldu. Mi oğlunu gelip görmüyordu? Tamam evlendi hanım istemedi yok, diyelim ya da gelmedi. Adnan istemedi. Gelmedi ondan sonra bu. Sizi görmeye de mi gelmedi? Yok. Bayramda seyranda gelini de mi hiç getirmedi elinizi öptürmeye? 1-2 defa geldiler. Hı. Geldiklerinde karısı şey böyle diktatör. Karısının çevresi de geniş olduğundan. Çok ne iş yapıyor oğlunuz? Bu aynalı cam mı ne diyorlar. Ama işi çok güzel yani. Para kazanıyor, işi güzel. Eşi ne iş yapıyor? Oğlum benim mi? Gelininiz, yeni gelininiz ne iş yapıyor? O çalışmıyor ev kadını. 3 tane çocuğu var evde oturuyor. Sizin oğlunuzdan 3 çocuğu var. Evet. Şimdi her şeyleri 4 dörtlük. 3 tane evleri var, kirada evleri var, oturdukları var. Karısının altında araba gelininde ve yanlarında çalışan işçileri var. Ben bunları söyleyeyim diyeyim ki
Sen yani, vicdanın. Peki bu çocuk iyiyken, sağlıklıyken, delikanlıyken yine de babası istemedi. Hayır. Peki nasıl yatağa mahkum oldu bu çocuk? Nasıl oldu? Cumartesi arkadaşlarıyla okula gidiyordu. Lise 1'e başladı. Mavi müşavirlikte de staj görüyordu benim oğlum. Gerçekten benim oğlum çok akıllıydı. Arkadaşlar cumartesi geldi, bizde kaldılar. Pazar günü sabahleyin de ondan sonra öğlenden sonra ta arkadaşlarını götürdü. Ben de hem şeker hem tansiyon hastasıyım. Sokağa çıktılar. Bir trafik kazası mı geçirdi? Gitti. Geri beni aradı. Saat 7:30-8 gibi. Anne de en geç 20 dakika evdeyim. Kadir bak tek başımayım dedim. Hiç halimde yoktum. Anne 20 dakika evdeyim dedi. O 20 dakikanın sonrası bakın neler oldu. Bana İzleyelim ki, o görüntüler var bizde buyurun. Görüntü. Ben onları görmedim. Hiç görmek istemem. Hiç görmeyin peki ama burada. Peki bu kazadan sonra Kadir artık bakıma muhtaç kaldı ne yazık ki. Peki aldım görüntüyü Türkan Hanım, tamam. Yani bu o kadar bir adım sonrasını o kadar bilmiyoruz ki. Gece karanlık ve caddede oynuyorlar. Ve ne yazık ki bu kazadan sonra Kadir 17 yaşında. Kadir'i şimdi artık da hem kırmızı ışıkla vurdu hem alkollüydü hem de bıraktı gitti. İşte işin kötü tarafı, o şimdi sokaklarda gezi, 5,5 ay yattı. Benim 17 yaşındaki oğlum 2,5 seneden belli bir defa anne demedi. Beni en çok yıkan, size yemin ederim, en çok yıkan, konuşsun, yürümesi 5 sene sonra olsun, hiç umurumda değil. Artık gücüm kalmadı. Kadir'in böyle yanına geldiğimde sadece bakışı, anne diye mi? Bana anne dedi. Size anne mi diyordu? Ben annesi olarak bilirdi. Ama öyle olmuşsunuz yani. Evde amcasına abi, halasına abla derdi. Çünkü o bizim oğlumuz, benim oğlum o. Affedersiniz, bir sadece doğurmakla anne olunmuş. Onun için ben onu, ben öyle ve öyle anneyi de babayı da kabul etmeyeyim zaten. Yani ben onları kabul etmeyeyim. İşin kötüsü biri sizin. Evladınız oğlunuz, diğeri de kuzeniniz. Yani peki teyzeniz ne dedi? Yani o da sonuçta annesi, onun da torunu. Bunun bir de anneannesi var. Anneannesi de sizin kız kardeşiniz. Anneannesi de vefat etti. Bakmış mıydı vefat etmeden önce? Yok. Tövbe, görmedi bile. O da görmedi bile. Görmedi bile, herkes kendi şeyini. Sadece Kadir'in hayatını biliyor musun? Ben, oğlum, kızım, ondan sonra Kadir. Biz sadece 4 kişiydik. Diğerleri herkes evlendi, evinde, barkunda. Eşiniz vefat etti mi? O resmi nikahım yoktu zaten. 6 çocuğum oldu. Eyvah eyvah. O da ondan sonra vefat etti. Gene peki ben, siz nasıl geçiniyorsunuz Türkan Hanım? Delikanlıya bakmak kolay değil. Maşallah hani bundan önceki süreçte şimdi bile iyi insanlar yardım etmiş size. Çok da destek olmuşlar. Allah onlardan bir değil bin kere razı olsun. Türkan evet, Hanım konuşacağız ama ben size bir gerçeği söylemek durumundayım. Babaya ulaştık. Ulaştı. Yani Adnan Bey'e ulaştık. Ve bize dedi ki benim bu konuyla ilgili ayıracak zamanım yok, kusura bakmayın. Ben biliydim. Olmaz ki. Bu, ben senden hiçbir şey beklemiyorum. Sadece sen, ben seni insanlara rezil etmek için çıktım. Ben senden bir para beklentim yok. Allah'a seni havale edeyim. Gökyüzündeki Allah'a havale edeyim. Bir annenin feryadı, bir babaannenin dileği. Biz bilemeyiz Allah'la onun arasında. Buna reklama gitmek zorundayım. Devam edeceğiz yarın. Allah'ım. Zor zamanlardan geçiyoruz, kötü haberler duyuyoruz, kötü haberler alıyoruz çoğu zaman. Ama ne olursa olsun hayat bir şekilde devam etmeli ve diliyoruz hayat hep iyilerden yana, iyilerin yanında olmalı. Sizi çok seviyoruz efendim. Hayata yeniden başlamak isteyenlerin programıyla Star TV ekranında her gün canlı yayında yarın yine burada olacağız. Görüşmek üzere.